Güçlü mali yapısı, köklü deneyimi ve saygın kurumsal kimliğiyle Şakir Aksu İnşaat, projelendirmeden anahtar teslimine dek uzanan sürecin her aşamasında uluslararası standarta hizmet sunmaktadır. Kurulduğu günden bu yana inşa ettiği sosyal konut, hastane, eğitim ve kamu binaları, istinat duvarları ve çevre düzenleme projeleriyle hayatın her alanında yer almaktadır. Hayata değer katan projelerin mimarı Şakir Aksu İnşaat Limited şirketi, Anafartalar Caddesi Önay İşhanı kat 5'te. Tribünden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Balıkesir Spor bildiğiniz gibi bu hafta bay takımdı ve belki de en rahat haftasını yaşadı. Balıkesir Spor'un bay olduğu hafta tabii biz de dinlendik Balıkesir Spor'la beraber. Fakat mutlu olamadık. Neden mutlu olamadık? Çünkü Balıkesir'in zirve rakipleri hemen hemen hepsi maçlarını kazandılar. Eğer bu maçları kaybetselerdi ya da bu maçlarda puan kaybetselerdi, Balıkesir Spor'un bay olduğu hafta kazançlarımız biraz daha fazla olabilir ve daha mutlu olabilirdik. Ama maalesef Mersin Fethiye'yi deplasmanda 1-0 yendi. Diğer maçlarda Ankara Spor, Bolu Spor'u 3-2, İstanbul Büyükşehir Belediyespor kendi evinde Karşıyaka'yı 4-2 ve Ordu Spor'da Tavşanlı Linyit'i deplasmanda 1-0 yendi. Bu sonuçlardan sonra tabii ki puan cetvelinde Balıkesir Spor ile Ordu Spor'un puanları eşitlendi 18'er puanla. Fakat Balıkesir Spor'un bildiğiniz gibi bir maçı eksik. Daha bu köprünün altından çok sular geçer ama zirve mücadelesi artık yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Balıkesir Spor, Ordu Spor, Mersin İkman Yolu, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve diğer takımlar kimler? Örneğin bugün Adana Demirspor, Şanlıurfa Spor maçı var. Bu iki takım da ligde iddialı olmaya çalışıyorlar. Özellikle Şanlıurfa Spor. Bu maçın sonucuna göre üst sıralarda daha belirgin bir zirve mücadelesi göreceğimizi tahmin ediyoruz. Evet, Balıkesir Spor'da son durum böyle. Bildiğiniz gibi bu hafta Estonya ve Hollanda milli maçları için liglere yine ara verildi ve bu ara ile birlikte Balıkesir Spor 2 hafta üst üste maç oynamamış olacak. Tam istim üzerindeyken, tam önüne geleni devirirken bir anda 2 haftalık bir dinlenme süreci Balıkesir Spor'a artı yönde mi yoksa negatif yönde mi etki eder bilmiyoruz. Ama inşallah pozitif yönde etki eder. Çünkü sakatlarımız vardı biliyorsunuz. Murat Sözgelmez de dahil olmak üzere. İnşallah bütün sakatlıklarını atlatmış, sorunlarını atlatmış bir Balıkesir Spor milli maç sonunda gelecek hafta Samsun Spor deplasmanı ile yine galibiyet serisine devam eder. Bugün amatörleri konuşacağız bu bay haftasında ama ben amatörleri ikiye ayırıyorum. Amatörler ve pür amatörler. Bugünkü misafirlerimiz pür amatörler kısmına giren arkadaşlarımız. Çünkü bir amatör kulübü idare etmek kolay değil. Müessese kulüpleri açısından belki kolay olabilir ama köy ve mahalle takımları, gençlik kulüpleri açısından hiç de kolay değil. Onun için amatörlerimizin buraya stüdyomuza sığdırdığımız kadarıyla ki daha fazla konuk almayı ümit ederdik ve arzulardık. Ama yine de amatör kümenin en azından sorunlarını ve dertlerini ya da memnuniyetlerini burada arkadaşlarımız sizlere aktaracaklar ve biz de burada amatör kümedeki son durumu onların sayesinde öğrenmiş olacağız. Konuklarım Gaziosmanpaşa Spor Kulüp Başkanı, aynı zamanda da mahalle muhtarı Şinasi Çağlı, Pınar Spor Teknik Sorumlusu Sayın İlhan Çıtak ve Pınar Spor Genel Kaptanı Sayın Feyzullah Saçan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeki Bey. Amatör küme 3 hafta geçti. Bu 3 haftalık süreç içerisinde
bir takım problemler de yaşandı, iyi hadiseler de yaşandı mutlaka ve yaşanmaya da devam edecektir. Muhakkak. Yıllardan beri olduğu gibi. Öncelikle bu sezon bütün amatör kulüplerimize, bu amatör çilesini çeken bütün çilekeşlere hayırlı uğurlu olmasını. Teşekkür ederim. Sakatlıklardan uzak, hiçbir olumsuzluğun yaşanmadığı bir yıl olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Sırayla isterseniz, tabii ki amatör, hepimiz amatörüz. Muhakkak. Amatör sahalardan çıktık geldik buralara. Ama ortada bir gerçek var, Balıkesir Spor. PTT 1. Lig'de hiç kimsenin umut etmediği, hatta bütün ülke genelinde herkesin hayretle ve gıptayla baktığı bir konuma geldi Balıkesir Spor. İsterseniz öncelikle Balıkesir Spor'la ilgili düşüncelerinizi alayım. Şimdi dediğiniz gibi Balıkesir Spor gerçekten bizleri mutlu etti. Ama mutlu ederken bunda emeğe geçen başta belediye başkanımız, kulüp başkanımız ve bu kulübü yönetmek için yönetime giren Balıkesir'deki iş adamlarımıza ben buradan kalbi duygularıma teşekkür ederim. Çünkü biz de amatör kulübüz. Amatör kulüplerde bu işler çok zor. Ha, profesyonelde bazı kolaylıklar olabilir. Ama Balıkesir'de hep beraber bir söylem var ya, sahip çıktı. Balıkesir Spor bu rüzgarla, yani bu rüzgarla derken çok iyi futbol oynuyor. Mesela buradaki bütün maçlarına gittim. O 1461 4-0'lık maçı. Yani skor olarak demiyorum. 1461 burada 4-0 net yeneceksin. Bolu yeneceksin. Yani Balıkesir iyi yolda gidiyor. Bizim Balıkesirli olarak taraftarımız, seyircimiz şunu yapacak. Kenetlenecek, maçlarına gidecek. Bu yönetime güvenmek zorunda. Çünkü 2013-14 futbol sezonu başlamış. Bakarsınız sene sonunda şampiyonluk olur. Ha şunu da ben bir taraftar olarak bir Balıkesir'e üzüldüğüm konuyu söyleyeyim. Balıkesir Spor'un o reklam panolarına baktığımızda yani belirli insanlar var. Ya Balıkesir'de 100 tane zengin var. 100 tane. Orada duyduğum kadarıyla bunun 35 bin lira gibi bir bedeli varmış sezonluk. Çok büyük para olmadığını. Ya bunların daha ciddi desteklenirse bu Balıkesir bu sene ara transferde de eksikleri olursa inşallah sakatlık olmaz. Ve bu düşüncelerle gerçekten Balıkesirli olmak, Balıkesirli olmak artık ayrıcalıktır diyoruz. Ben Galatasaray'la akşam Galatasaray Aksaray'a yenildi. Biz tabi amatör futbol kentimizde Pamukçu'ya 2-1 yenildik. Ona kızamıyoruz. Ama Balıkesir Spor'un öyle bir şansı yok. Bize bu sene yaşattı ve yaşatacağına inandım. PTT 1. Lig'de Balıkesir Spor yani ilk 5'in içinde. Ben bunu görüyorum ve teşekkür ediyorum. Balıkesir Spor gerçekten çok iyi bir yer oldu. Bizlere gurur veriyor bir kulüp yöneticisi olarak. Evet. Balıkesir Spor sezona çok iyi başladı. Yapılan transferler çok olumluydu. Yani nokta transferler oldu diyebilirim. Sezona çok iyi başladılar. Yani erken başlamanın avantajlarını iyi kullandı Balıkesir Spor teknik açıdan. Balıkesir Spor'a destek Sayın Belediye Başkanımız İsmail Ok'un desteklerini burada göz ardı edemeyiz. Değerli Başkanımız Tuna Başkanımız iyi ve çok az sayıda diyebileceğim Balıkesir'de sanayici iş adamlarının destekleri Balıkesir Spor'a daha çok destek olunmasını gönülden istiyorum yani. Bu Balıkesir Spor hepimizin takımı. Balıkesir Spor'u Süper Lig'de görürsek şehrin havasının değişeceğini ümit ediyorum. Daha farklı yerlere gelir. Yani bunu tabandan en üst seviyeye kadar yaymamız gerektiğine inanıyorum. Yani Balıkesir Spor PTT 1. Lig'de şu anda ligin 1/4'ünü lider bitirdik. Geriye 1/4'ü kaldı. Yani bir 34 haftalık bir maraton. Yani 7-8. Haftaya girdik. Yani inşallah yani iyi yerlerde gelir takımımızı Süper Lig'de görmeyi çok arzuluyorum. Neden olmasın? Yani bir Akhisar, tamam. Bir Elazığ oynarken Balıkesir niye olmaz? Evet. Biz Balıkesir Spor olarak Balıkesir Spor'u
PTT Bilincik'te Sayın Başkanımız İsmail Ok ve Tuna Başkanımıza, Yusuf Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bizim sevdamız Balıkesirspor şey olarak. İskeleti de bozmadılar kadro olarak. Başarılıyız yani. Evet. Bir de halk bu şey çarşıda işte biz mesela çarşıda esnafız. Çarşıda topçu hiç göremiyoruz. Şöyle bir kaynaşma şeklinde olursa daha iyi olur. Evet. Daha önce biz söyledik zaten bir iki arkadaşa işte vay futbolcu çıksın, kaynaşsın, gelsin. İşte çay içsin, kahve içsin. Hiç görmedik biz çarşıda. Bir kaynaşma olursa çok iyi olacak. Evet. En azından yani futbolla alakalı olan belli başlı esnaflarımız tabii, var zaten. Tabii. Evet. Değil mi? Evet. Yani futbolla yatıp futbolla kalkan. En azından onlara bile haftada bir, ayda bir dolaşsalar. Aynen. Belki biraz daha tabii. Yani sempatik olurlar. Kaynaşma olur. Kaynaşma biraz da kaynaşma olur. Güzellik olur yani. Takım birleşir. Evet. Peki amatörlere girelim bakalım. Evet. Amatörlerde ne var ne yok. Buyurun. Sizinle başlayalım. Şimdi Zeki Bey 2013-2014 sezonu amatör futbol takımlarımıza hayırlı olsun. Kazası belasız yani. Şimdi amatörlerin sorunları çok. Ha, sorunları çok derken sorunla da fazla uğraşmaya gerek yok. Çünkü sezon başladı. Maçlarımız devam ediyor. Bizim kulüpler olarak katkımızı zaten sağlıyoruz. Ama bu katkının karşılığında ne hizmeti göremiyoruz? Bence amatörün en büyük problemi sağlık hizmeti. Yani Ali Hikmet Paşa'da bir sağlık hizmeti yok. Yani o sağlık hizmetini almanız için işte sağlık müdürlüğünden izin alınıyor. Bu hafta yetişmedi, yoğunluk var, şu var. Ya bu resmi Türkiye Futbol Federasyonu'nun uyguladığı mevzuatla çıkan takımların. Yani buradaki bir de şu yanılgı var. İşte amatörün, ya ikinci amatör köy takım, birinci amatör mahalle takım, ötekisi süper. Öyle bir şey yok ya. Futbol Federasyonu kitapçığını açalım. Öyle bir mevzuat yok. Diyor ki süper amatör, amatör, ikinci amatör, birinci amatör, işte U15'ler vesaire. Ama bizde diyorlar ki gidiyorsun oraya ben Ali Hikmet Paşa'ya. Allah'tan da yani öyle çok büyük sakatlık olmuyor. Hastanelerde bizim Balıkesir'in merkezi yakın olduğunu götürüyoruz. Ben en büyük amatörde yani şu sağlık açısından şu Ali Hikmet Paşa'da düzenli bir sağlık yok. Sağlıkçı yok. İlçeleri zaten anlatmıyorum. Yani ilçelerde o hiç yok. Amatörler tamamen adı üzerine amatör kulüp. Ama bunun genel kaptanı, ama kulüp başkanı, efendim hocanın. Yani bugün amatör kulüp hocası bir başkanlık da yapıyor, yöneticilik de yapıyor. E başkan ne yapıyor? İşte benimki muhtarlıkla gelişen bir şey. Ben muhtar olduktan sonra Gazi Osman Paşa sporu kurduk. Nasıl kurduk? SK Spor kapanıyor. İşte de insanlar düşünmüş ya öyle bir konu olmuş. Ya Gazi Osman Paşa'da bir muhtar var sıcak bakar. Bu çocukların lisanslarını kapatıp futbol hayatı bitmesin. Bir görüşelim ve görüştük. Kabul ettik. Ha, kolay olmadı onu da söyleyeyim. Bunun bedeli var. Ne bedeli var? Maddi bedeli var. Bunu insanları katmak için başarı elde etmek için. E başarıyı nasıl elde edeceksin? Karşında bir sürü müessese takım var. Nedir mesela müessese? Başta belediyenin belediye takım var. Sanayi spor var. Şimdi Harbiş'in eski gücü kalmadı tabii ki. E bunun yanında yine ilçe belediyelerimiz şu anda Sındırgıs var. E bunlar süper. E futbolcu artık süpere başladığında amatör yani o da amatör ama işte maç başı atıyorum 250 lira öğrenciye vereceksin. Ya kardeşim tamam da amatör sporda bu kadar para verilmez de ne verilir? Öğrencinin bazı özel şeylerini zaten kulüpler karşılamaya gayret ediyor. Adam 3 ay oynuyor ben diyor gelemeyeceğim. Bakıyor ki başarı yok parayı da alamıyor. Şimdi, amatör bir kere paradan sıyır yani paralı işi olmasın amatör. Biz yönetici olarak ben konuşuyorum kendim yönetici olarak. Yani tırnaklar olarak kurduğumuz bu kulübü hazır mevcut kulübü aldık ama 2004-2005 sezonunda bu aldığımız kulüpte ben de çok bilgi sahibi değildim. Yani spor çok farklı bir şeymiş. Ve aldık kulübü. Maçlara çıktık. Baktık ki yani gerçekten meşakkatli uğraş iki takım. Genç takım, A takım. E bunu tabii mahallemizin ismi olmasını istedik. O anda da maçlar başladığı için isim değişikliğini bir sene sonra yaptık. Baktım ki ya insanlar yani gençlikle uğraşılacak. Spor çok güzel bir şey. Gençler yani bu sporun dili yok, dini de yok. Sporun onu gördüm. Ve her geçen gün daha hoşuma gitmeye, ha, yorulmama rağmen. Yani muhtarlık beni inanır mısın hiç yormuyor. Muhtarlıkla ilgili yorgunluğum. Ama kulüp 6 ay beni bir kere yoruyor. Neden yoruyor? İşte sezon öncesi açıyorsun. Transfer, geleni var, gideni var, sakatlık var. Yani bir şekilde çıtayı yükseltmek için mücadele. Yani ben bu sene iddiam yok. Takım kurdum ya biz. Onu yaparsanız bir tane seyirciliği kimse zaten destek vermiyor. Ha, sponsor anlamında Balıkesir gibi vilayet demiyorum ben bulamadım. Amatör kulübe sponsor olan takım varsa ha, şu var.
Biz işte 500 lira verdi A firması. Ya öteki hiç vermedi. Ya bunlar safsata. Vallahi safsata. Yani o 300-500 lirayı zaten biz yönetiyoruz cebimizden. Dediği gibi o basit bir köftedir. Bir şeylerini karşılıyoruz. Şu güzelliği ben istiyorum. Bir futbol federasyonuna biz bağlıysak, bağlıyız ki bunun TÜFAT'ı mıdır, Gençlik Spor Müdürlüğü müdür, yerel yönetimlerden belediye midir, ili üzerinden midir, bunların katkısına. Biz de yıllarca toplantılara katılıyoruz. 8 senedir ben bizzat katıldım. Şimdi amatör sporda şu var. Bir kere genç takım, A takım zorunlu olması lazım. Şimdi A takımı çıkarıyorsun, genç takım yok takım. Süper'e çıkmış, genç takım yok takım. Neymiş? Zaten götüremiyor, doğru kabul ediyorum. Ama olmaz ki böyle bir şey. İkincisi, U15'i var, 14'ü var, 16'sı var. Biz katıldık, katılmadık değil. Biz başarı elde edemiyoruz. Ben iki takım var ki başarı elde ediyordum. 2010'dan beri başarı elde edemiyorum. Niye edemiyorum? 4 takım, 3 takım, 5 takım çıkarıyorum. Çıkardığım için başarı düştü. Hatta bizim de espriyle karıştık. Ya başkan, bu iş ne oldu ya? A takım hiçbir şey olmuyor. Ya olmuyorsa neden olmuyor? 4 tane takım var bizde. 4 tane takımın masrafı var. Maddi boyutu zaten var. Onu aşıyoruz. Ama ne var? Dershanede var. Çocukları alamıyorsun. Anne baba bakıyor çocuğumuz şudur. İşte yani Ali Hikmet Paşa'da bir ufak olay olmuş. Peki. Araya girmek istiyorum. Şimdi bu 4 tane takım. Evet. A takımın haricindeki. 3 takım var A takımın haricindeki. A takımın haricindeki 3 takım. Evet. Genç takım düzeyindeki. Hepsi mahallenizin çocuğu mu? Şimdi şöyle. U14'ler tamam mahallemiz çocuğu. U16'larda %1'lik, %2'lik gibi. U19'da %70'lik gibi ya da %60'lık mahallede. A takımda %50 gibi şu an için ki kadronun içinde söylüyorum yani bunu. Bunlar değişken oluyor. Mesela şimdi yaz okulu biz açtığımız için 2004'ten beri biz devamlı yaz okulu açıyoruz. Bu sene 23 öğrencimiz vardı. Bu 23 öğrenciden biz bir tane yakalsak karlıyız. Zaten de amatör kulüplere şunu söylüyorum. Şimdi gerçi köy muhtarları arkadaşlar başkan olanlar yanlış anlamasın. Bugün köy muhtarlığının tüzel kişiliği vardı. Ha, büyükşehir olunca bunlar da kalkıyor. Bu kendi köy bölgelerinde ayrılan alanlara spor tesisleri ama başbakanlıktan ama gençlik spor müdürlüğünden yıllar yapılır. Şimdi biz bunu Gazi Osman Paşa'da nasıl başardık söyleyeyim. Ben kendim başardım. Nasıl başardım? Baktım ki bu iş bir gelir akar lazım. Buna öyle başardım. Ramazan davulu 2 yıldır çalıyoruz. O ayrı konu. Sembolik olarak çalıyoruz. Biraz oradan gelir elde ediyoruz. Şimdi kulübün bir vasıtası şart. Kulübün bir sosyal tesisi şart. Kulübün gelir getiren akarı olacak yerler şart. Bunu da 2006'dan beri uğraştım. Başardım. Ve yönetimde genç kardeşlerim hepsi benden küçük yaşça dediler ki abi sen biliyorsun sen yap, yapamadığını biz yapalım ama senin de yapmadığın bir şey yok konumunda geldi. Ben de zaten bu işi ne zaman bırakacağım? Bir ayaklarına bassın öyle bir kulüpçülü bırakacağım. Yoksa ben kolasına da şakala karşı gitmem diyorum. buna rağmen kulübe bir tane araba evet, aldım. Evet kulübe bir tane Iveco 23. Tesis yaptım. Tesis 2006 yılında tamamen %99'unu kendimiz karşıladık. Yani %90'ı kendim karşıladım. %10'unu kulübün çeşitli insanlara yardımlarla. Belediyeden de işte bunu... Çay bahçesi yaptım. Çay bahçesi 1,5 yıldır faaliyet açtık. Tabii çay bahçesinde işte işletmeciliği var. Bir sürü onların da artı eksisi var. Biz mahalleyle bütünleştik. Yani bugün 50 kuruşa bu bardakta çattığımız çayı bugün nereye derseniz 1 lira 1,250, 1,5'tan şey açıyoruz. Yani üzerine sembolik damlasın. Mahallede yani bu Gazi Osman ve Gençlik Spor Kulübü gerçekten çocuklara burada bir şeyler yapılıyor diye düzenli olarak yardımlarını yani şimdi bu yıl mesela ben size şöyle söyleyeyim artık biliyorsunuz Derik Kızılay'daydı. Artık bize kulüp için kendimiz toplamayı amaçlıyoruz. Niye? Eksiklerimiz var yine. Yapacağız da daha önceden biraz yasal şeyi vardı bunun. Şimdi o da kalktı. Biz de bundan faydalanacağız diye düşünüyorum. Ama amatör spor kulübü emeğe geçen, yardımı geçen bütün arkadaşları kutluyorum. Kim olursa isterse bir taraftar oraya gelip bir saniye maça bakması bile güzel bir şeydir. Ha ben bir de şunu söyleyeyim. Amatörlerde tek yapılacak olay yukarıda yetkili olanlar var ya resmi kurumlar, TÜFAT'ı mı, gençlik sporunu mudur, ASKF'miz. Esas görevi yapacak onlar. Yani kulüpler yapıyor zaten. Bu takımları bu sahaya çıkarıyor. Ama öyle çıkarıyor ama böyle çıkarıyor sonuçta. Diğer yerlerde biz katkı alamıyoruz. Bu neden de katkı alamıyoruz? Şimdi kaç kulüp var diyelim? 10 tane birinci amatörde. 20. Yok 20 yani şimdi grup 2 AB evet, grubu evet. Ya o anlamda söylüyorum. 2 grup var. Şimdi kulüp yöneticilerle görüşüyoruz. Sizlerin böyle programı tatlı tatlı konuşuyoruz. Herkes buz derim. Diyor ki ya Balıkesir'de bu Ali Hikmet Paşa'da 83'ten beri diyor. Bir tane sentediği zor yaptı. Işıklandırma iptal. Ben de diyorum ki o sosyal tesis Ergamalı Mehmet abinin olduğu köfteci dükkanın o yanında bir dükkan ama izbe bir şey. Orası güzel. Benim bir eşim dostum geldiğinde bir ya adam çay içer. Çekirdek yer kardeşim. Tost yer. Sigara alır. Bir şey alır yani. Adam geliyor öyle maça. Sıraya giriyorsun.
Şimdi niye? Onların biraz da onlara teşvik yapılıp o işletmeciler daha güzel böyle, bir koltuklar güzel, ısınabilecek. Yani oraya Ali Hikmet Paşa'ya pazar günden insanlar gelebilir, gelmez diye bir şey yok. Bugün ulaşılma ilgili bir sıkıntı var. Bu da kolay var. Gerçekten yani insanlar araç kullanamıyor, toplu taşıma gidecekse belediyeye başvurulur biz kulüpler olarak. Şu saatlerde o da yapılır. Ama ne var? Biz amatör kulüpler bir araya gelemiyoruz. Ne zaman bir araya geliriz biliyor musun? Bize bir işte gençlik merkezinde ya da bir toplantı yapıldığında toplanırız. O nasılsın hocam başkanım bu sene iyisin. Bu sene işte yapıyoruz ya yine çıkardık. Evet tamam ne yapalım? Yarın 3 kişi bir araya gelemiyoruz. Neden gelemiyoruz? Çünkü herkes sezonu açmış. Mücadele içinde. Kendini zaten göremiyor. Yani takımı sahaya çıkaran kral. O yönden amatöre esas yapılacak olan resmi kurumların hiç desteği yok. Birinci neden bu. Bana göre. Yani hangi takımsa bugün yıllarca hani işte dediğim gibi Vicdane Spor'du, Başak Spor'du, Balıkesir'e mal olmuş bunlar. Efendime söyleyeyim Pınar Spor yıllar, Ayşe Bacı bildiğim kadarıyla, Yakup Bey uzun yıllar, Köylü Köyü vardı, bir amatörde Gökköy vardı bizim zamanımızda. Bunlar kulüpler kapandı. Niye? Yani destek olmayınca çok zor. Bizim mahallelerde de aynı. Yani bu ben de diyorum ki bunu Futbol Federasyonu yapacağı basit ya. Buradaki Asakir'e. Kardeşim zorunlu nedir? Genç takım, A takım. Çıkaracaksın. Çıkaramıyor mu kulüp? O kulübü müsabakaya katmayacaksın. 20 takım olmasın, 15 takım olsun. Ya köydeki takım da, yani şimdi bu sene çıkıyor. Çayırsar Spor çıktı. Çok güzel o zaman. Şaşalı bir Aydın Kartal hocalar vardı. Bir şanslı dönem yakaladı diye düşünüyorum. Ben o zaman daha bu işlerin içinde yeniydim. Biz yani bir orada köfte söyleyip işte bir servis yapıp ya da biz çocuklara bir şeyler yapabilirsek. Biz duyduk işte bir sponsor bulmuş. Süper'e gitti. Yukarıya gidecek bölgesellik'e. Baktı kulüp kapandı. Ha, bu da amatör kulübü o gelmez. Bu yanlış bir düşünce. Amatör kulüp yani birilerinin bir sene destek verip birini çekip böyle olmaz. Amatör kulüp yöneticisi bu kulübü en az 5 sene 10 sene bu şehirde yaşatmak zorunluluğu vardır bana göre. Öyle ben Gazi Osman Paşa Spor Seka kapandan veya ne yapayım 3 sene yaptık benden soruyor. O zaman bu kulübe kimse yönetime girmesin gelmesin. Taşın altına elini sokmayacak ki girmeyecek. Bu iş sevda işi uğraş işi. Ha bunu da duyurmamız için biraz bu iş adamlarına sesleniyorum. Bak Balıkesir'de iş adamlarına. Bunlarla vergiden de düşülüyor. Ha bunun anlaşması var onu ben bilemem. Bunu Marmara bölgeden federasyonu. Bunu bize ASKF'de sağlar, TÜFAT'ta sağlar ya da gençlik merkezi sağlar yani müdürlüğü sağlayabilir. Bu sözleşmeyi. İş adamları ben bugüne kadar çok kişiyle birebir görüştüm. Sponsor anlamı da yok. İşte biz şöyle şanslı olarak ben kendim kalıyorum. Ben takvime 300 liralık bir kart alıyorum. 10-15 firmadan. İşte bundan bir 2-3 lira gelir elde ediyoruz. Yönetim her ay düzenli bir şey ödemek zorunda. Ya da bir sevdiğimiz abiler var kendimize göre. Mahallemizde yetişmiş Balıkesir dışında olan. Buna gidiyoruz abi senden hala evet. Sıkıştım hala derim diyorum. Bu şekilde yürütüyoruz. Ha keyif almıyoruz mu? Alıyoruz. Ama biz bu kadar güzel işler yaparken amatör kulüpler, yöneticiler, malzemesi yani emek geçen hocaları. Ya bu yetkisi olan yani bu sorumlu olan gençlik spor müdürlüğünde hep söylüyorum yani. ASKF'si ama TÜFAT'ı olur. Kim bunlar yani ben? Ben de içindeyim bu işine çok detaylı bilmiyorum. Mesela bana gençlik spor müdürlüğünün bu kulüplerin ciddi olarak bize bir form yollandı her sene. Bana da geliyor. Geçen hafta masa üstüne doldurmamışım. Ya doldursak ne olur? Doldurmasak ne olur? Bizdeki düşünce şu. Ya hemen bizim kulüp var ya işte bu kulübe hemen bir yerden 500 lira gelir. Ya 500 lira para gelmesin. Bu kulübe nasıl çıkıyor? İAŞ'si nedir bunun? Ne yapılıyor? Bu öğrenciler nerede okuyor? Bu lisanslı öğrenciye biz bir burs verebilir miyiz? Bunlardan ben istiyorum. Yoksa kalkıp da öğrenciler öğrenemez 4 yıl kalıyor burada. 4 yıl kalırken çocuk gerçekten futbol oynaması güzel. Geliyor işte A kulübüne, B kulübüne. Ne abi? Kulüp yöneticisi cebinden ya da başka birileri içeriden diyor ki ya işte sen buna bu çocuğa bir yardımcı ol. Haftada 50 lira 100 lira var. O da oynuyor 3-4 sene kalıyor. 3-4 sene gitti mi aynı isini tutturamıyorsun. Bu sefer kulüp kapanmak zorunda. Ben de bunu diyorum ki amatör kulüplere İş adamından yani buradaki ilim valiliğinden dediğimiz yerel yönetimden tutun. Ama en çok da büyük ihtimalle bu gençlik spor müdürlüğüyle amatör spor kulüpleri federasyona düşüyor gençlik, diye düşünüyorum. Gençlik spor ilim müdürlüğüyle sizin bir alakanız olduğunu sanmıyorum. Bilmiyorum ben yani. Sadece statların bakım ve onarımı ile ilgili bir ilişkiniz olabilir ama. Mesela lisans ücretlerine siz gidip gençlik spora yatırmıyor. Yok az. ASKF. Onun için yani gençlik Bursa, spor il müdürlüğü bence statları hazırlayarak görevini yapıyor. Katkı zaten. Dediğiniz katkı paylarından da yani onda da çok sıkıntılarımız var. Ya bizden amatör spor tamam vizeden almıyorsun para ama şimdi bir top çaktırsan amatör. Çocuk gitme yani benim kulübümde bu sene biz 6-7 tane topçu bizim mahalle çocuğu esnaf spora gitti. Beklentisi varmış ben yapamam dedim. Ben mahalle çocuğuna beklentiyi karşılayamam. Dışarıda öğrenciye karşılarım. Kulüp şey hocamız dedi ki ya abi böyle dedim. Valla hiç durmasın. Oradan önünü kesecek tarafımız yok. Esnaf spora gitti.
O kulüp ne yaptı? Aktarma bedeli, şehir bedelini karşıladı. Ama bunlar da bugün 750 lira çok para. Çok para, evet. Yani bunun şimdi ben 750 lira çok seni para. İçecek, sonra bir de bizim kulüplerde şu kısır döngüye karşıyım. Gazi Osman Paşa Spor'da çok X yani başarılı da olsa, yani bize ihtiyacı olmayan bir adam alırsanız, 18'e girmiyorsa, gelmiyorsa, bu sene vize etmese hiç sorun yok. Yani bir tane topla istemi veririm ama bizde öyle değil. A takımına gidiyorsun diyor ki ya işte ilçeye gidecek bir yere böyle böyle. Ya biz de sattık. Ben de geçen sene bir topçu sattım bir tane bugüne kadar kaç seneden beri. Ama ne var biliyor musunuz? Aldığımız para para değil. Biz vermeye çok topçu verdik. Ben unuttum sayılarını. Tamam evet. Mı? O takıma bu takıma. Şimdi çocuk kulübe darılmış. Gitmiyor. Gitmiyor. Kızmış. Ama hoca, ama yönetim. Camiye kızmış. E ne yapacaksın? Bu çocuğu ver kardeşim. Vermiyorlar. E biz ne yapacağız? Şimdi amatör sorunu konuşuyoruz. Amatör zaten biz şuraya sizin bahsettiğiniz gibi yani 20 tane kulüp gerçek yöneticisi, gerçek genel kaptanı, gerçek hocası gelse hocaların da sıkıntısı var. Ne var? Adam 3 maç, 5 maç geçiyor. Şeyi onaylamıyorlar. Nedir? Hoca bulan sözleşme hadi 200 lira yatırmayalım. Şunu yapmayalım. E kardeşim ben yatırdım ya. E genç takıma yatır. Ona yatır. E şimdi bu sefer lisanssız hoca giriş kartından şunu hallet. E bakıyorsun 3 ay maç sonra. 3 maç var. 3 maçta öyle gidiyor. Adam tekmen oluyor. Bunların hepsine var. Amatör spor katılacaksa bizim gibi gerçekten kulüp olan ya yani, amatör spor kulübe gönül veren kulüplerle birebir görüşülür. Biz de onlara anlarız. Onlar da bize anlarız. Biz bunları böyle bekliyoruz. Ama biz ben 8 senede bugüne kadar ulaşamadım hiçbir. Sadece işte basit bir amatör spor yıllık bir yardım olur. Ama anorak olur. Ama işte krampon olur. O zaten kramponlar da yanlış anlamasınlar. Futbolcu çakma diyor bunlara. Markanın Nike'sa Nike çakmasın. Onlar da zaten özel idare bütçesinden veriliyor. Evet. Numaralar büyük veriliyor. Büyük küçük değişmiyor. Giyilmiyor. Şimdi geri kalıyor. Bir reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra amatörün sorunlarını konuşmaya devam edeceğiz. Yine birlikteyiz sevgili seyirciler. Bu kez de biraz teknik adam gözüyle bakalım amatör kümeye. 2013-2014 sezonu amatör spor camiasına hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Kazasız, belasız bir sezon geçirmesini tüm takımlara diliyorum. Amatör spor sorunlarla başlayacağız. Sorunlarımız vardı. Ali Hikmet Paşa'da 6-10-2013 pazar günü tarihinde oynanan maçlarda hiçbir futbolcu duş alamadı. Niye alamadı diye soracaksınız. Elektrik kesintisi oldu. Elektrik kesintisinden dolayı yani devre arasında girdim, elimi yüzümü yıkayayım dedim, bir tuvalet ihtiyacımı göreyim dedim. Suların akmadığını gördüm. Oradaki görevliye sordum niye? Hocam elektrikler kesildi, ondan dolayı suların akmadığını söyledi. Ama bu bizim yani şu 20. 21. yüzyıla girdiğimiz bir şeyde bunların sorun olmaması lazım. Şura Ali Hikmet Paşa spor tesislerine bir jeneratörün olma ihtiyacı hemen otomatikman çıktı. Yani buradan Gençlik Spor İl Müdürümüz İlhan Aslan'a sesleniyorum. Yani bu konulara yani bir acil sorun bulunması lazım. Yani jeneratör dediğimiz ne kadarlık yani şey yani bunlar karşılanabilir. Evet. Balıkesir'de futbolun gelişebilmesi için Ali Hikmet Paşa spor tesislerinin tamamen sentetik çim saha olması lazım. Yani ışıklandırılması gerekiyor. Haftanın 4 günü de amatör spor kulüplerine yani ücretsiz tahsis edilmesi gerekiyor bunun. Yani şimdi biz saha kiralama yöntemine gidiyoruz. Bir saat ücreti 20 lira. Yani bu parayı veren kulübümüz var, veremeyen kulübümüz var. Şimdi 20 lira diye bakmayacağız bu işin. Haftada bir takım iki itman yapıyorsa 20-20-40 lira. Bunun oraya giden servis aracını düşüneceksin. 30-40 liraya bir servis aracı gidiyor. Yani 20-50 en azından bir amatör takımın oraya haftalık 100-150 lira maliye atıyor. Bu da bir aya vurduğum vakit amatör spor kulüpleri için çok büyük bir para. 500-600 lira gibi bir paraya tekamül ediyor.
Ali Hikmet Paşa spor tesislerinde yani gittiğimiz vakit bir sıcak su imkanımız yok. Bir sıcak çay içebilme imkanımız yok. Yani oralarda gittiğimiz vakit yani bir gelin bir durumumuzu görün yani orada çalışma imkanımızda. Ali Hikmet Paşa spor tesislerinde bu sene bir nolu halı sahamız sentetik çim oldu. Fakat ışıklandırma diye bir şey yok. Yani geceleri çalışıyoruz ama yani öyle bir ışıklandırma olmaz yani. Yani bu nasıl ışıklandırma? Yani bir gelin görün yani kapkaranlık içerisinde topçuya nasıl teknik taktik yönden bir şeyler verebileceksin? Yani karanlık içerisinde maçlar oynanıyor. Yani o şekilde gidiyor. İkinci şıkkımız Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bizim şehrimizin takımını yendi. Bizim de Balıkesir Belediye Sporumuz var. Niye bizim Balıkesir Belediye Spor takımımız bir Gaziantep Spor'u yenmesin? Balıkesir Spor Balıkesir Belediye Spor takımını pilot takım ilan etmeli. Yani bununla, bu kesin bir pilot takımımız olmalı. Zaten pilot takımı olarak ilan edildi o. Vallahi gençlerde ben öyle biliyorum ama gençleri başarılı zaten şu an. Genç takım başarılı yani bu hafta bizim. Belediye sporumuz da bizim üst liglerde mücadele etmeli. Ha, gereken yani, destek. Yani üst lige çıkması yani profesyonel lige çıkması anlamında söylüyorsun. Tabii söylüyorum. Yani onu 3. lige çıkarıp daha sonra da 3. ligde yani profesyonel kümede bir pilot takım olarak. Yani şimdi böyle olursa bizim şehrimizin çocukları daha özverili istekle çalışırlar. İstekle bir yerlere gelme şey. Şimdi yok ki deplasmanlı bölgesel amatör ligde oynuyor. Yani bir 3. ligde olsa, bir 2. ligde Balıkesir Belediyespor'umuz olsa daha iyi olur olacağına inanıyorum ben. Evet, amatörleri biraz daha kamçılar var. Evet. Kamçılar. Ondan sonra amatör takım sayısı şehrimizde yani iyi. Yani diğer illere bakacak olursan iyi. Fakat futbolcu kalitesi düşük. Yani bunlara da baktığım vakit gün geçtikçe de düşük oluyor. Niye diye soracaksın. Yani kulüplerin maddi imkansızlıklar içerisinde olması bunu gösterebiliriz. Yani iyi para veremiyorsun. Yani bu Şenol hocamızın, Şenol Güneş hocamızın bir lafı vardı. Yani böyle 300 lirayla, 500 lirayla bu işler olmaz yani. Yani topçuya bir şeyler vereceksin. Verirsen olur. İyi teknik adamlar getireceksin. Altyapı diyoruz. Balıkesir'de kaç tane altyapı olan bir takım sayabiliriz? Bir Balıkesir Spor, iki Yeni Sanayi, üçüncüsü Belediye Spor. Dördüncü bir takımı bana söyleyebilir misin Zeki Bey? Evet. Söyleyebilir misin? Yok yani Balıkesir Spor'da altyapı deyince. Altyapıları zaten herkes şöyle yapıyor. Hep başarıya endeksli. Aslında altyapılar başarıya endeksli olmamalı yani. Yani çocukları hep biz böyle nasıl söyleyeyim? Yetiştirme amaçlı. Yani yetiştirme amaçlı olmalı. Hep böyle şeyin içerisine sokuyoruz. Bir hedefin içerisine. Şampiyon olamadı mı? Yani bir başarılı olmadı mı? Ondan sonra o altyapıyı kapanıyor. Gidiyor yani işte bir dördüncü bir takım yok. Yani o altyapı saydığımız takımlarda net kadar yeterli olduğunu yani söyleyebilir miyim? Şimdi İlhan hocamın yani para olayına ben katılmıyorum ama amatörde verilebilir tabii ama 250-300 lira dedim başında da söylemiştim. Amatör spora, yani amatör bu. Top işe para verirsen bunu kimse yöneticilik yapamaz. Yapacak işte az önce ifade ettiği gibi İlhan hocam. Müessese takımları. Evet. Bunun dışında ne mahalle takımı ne köy takımı. Ben o boyuta bakmıyorum. Ben ancak şu olabilir. Takım başarı elde etmiştir o sezon. Ama mahalle halkı, ama köy halkı, ama işte dediğimiz gibi insanlar dediğimiz birkaç kapı çalınıyor genelde yapıyoruz. Bunlar o zaman bir şampiyonluk primi ya da bir gezi düzenlenebilir. Mesela biz şöyle diyeyim, ben 2010 yılında bir şampiyonluğu kaçırdığımız sene, 2010 yılında mıydı? Yani biraz karıştırdık yıllar da.
Ne, Muzaffer Hoca vardı 2009, o zaman işte. Galiba. Şimdi mahallemizin sevdalısı bir Mehmet Ateş benim kadar bana her zaman sık için yardımcı olur. Şu an yönetim aldım as başkanımız, abimiz. Şimdi Balıkesir dışında yaşıyor bu. Dedim ki nasıl gidiyor takım? O da dedim abi çok iyi gidiyor. Bu sene şampiyonuz. O zaman Gökköy falan vardı o bizim grupta. Her maç 8-10 atıyoruz. Yakupköy'de ikimiz. Biz birinciyiz. Yakupköy ikinci, üçüncü Çayırhisar. Şampiyonluk maçına çıktık. Biz de donattık ve Yapköy'de de inanır mısınız? Yani 150 seyirci ancak geldi. Çocuklardı. Gelen de yoktu. Çünkü bizim beraberlik yetiyor. Biz de o zaman Şükrü Başkan kulakları çınlasın. Dedik ya biz böyle değişiklik olsun. Çiçek yaptırdık. O türbinlerin önüne oturduk oraya. Masada güzel bir hava olsun diye. Güzel de bir sorun yok zaten. Biliyorum ben ama. Bizim kalecimiz de sakatmış öteki şey. Biraz hafif şeye de demiş ya bu maçın önemi yok. Zaten biz güçlüyüz İsmail kaleci hocaya. Oradan yedek kaleciyi koyuyoruz. 2-0 mağlubuz. Seyirci hazır şampiyonluk. Biz hiç aklımıza bir şey gelmiyor. Biz yani kesin yeneriz de önceki maç değil. Sonuç itibaren 2-2 bitti. 3-2 yendi bizi şey. 3-2 Yakupköy 3-2 evet. Yendi son dakikalarda. Biz ifade etmek mümkün değil. Ama bunu neden anlattık? Şimdi biz çocuklar eksiklik. Hocam dediğine katılıyorum ama ne yaptık ya takım şampiyon olacak ben de şimdiden düşünüyorum. Şu an inanır mısınız? Yani başarılı çıta yükseliyor ki yani parayı da bulman lazım. Ondan sonra bu Mehmet abi dedim ya Mehmet abi böyle bir konu vardı. Ben bu çocukları hafta sonu öğrendir işte yakın körfeze bir günübirlik gezdireceğim. Bir araba kiralatacağım. Güldü bana. Dedi niye öyle yapıyorsun dedi, takım şampiyon olursa. Abi dedim tamam da ne yapabilirim yani bunun bir bedeli vardı ben 3-5 cepten karışacağım. Bunun üstü beni sıkıntıya düşürdüm. Yok takım şampiyon olsun. Sen dedi bu körfez tarafında tanıdığın yer varsa Ayvalık'ta işte otel motel. Orada 2-3 gün kalalım. Bütün masraf bana ait. O zaman da bizim Yusuf Hoca vardı. Şey Yusuf Hoca sonra oldu. Bank Asya'da müdür. Yusuf Hoca'ya gittik tanıdığımız. Dedik ya böyle bir konu var. Bu körfezden bize bakalım. Bir onların da bir tanıdığı varmış olan. Görüştürdü bizi. Anlaştık. Erken rezervlere paralı da yatırdık. Şubat ayında. Haziran'da. Haziran'da iş garanti nasıl? Şubat ayında biz yatırdık paramızı. Takım şampiyon olamadı. Mehmet abi beni aradı. Ben bir şey diyecek. Öyle bir hanım oldu. Şimdi şunu demek istiyorum. Yani amatöre biz zaten veriyoruz. Ben o konuda kulüp başkanı olarak amatörde para işine çok karşıyım. Ha özel bak öğrencidir. Özel çocuğun sorunu vardır. Hocadır yönetici. Siz az önce ifade ettiğiniz gibi yani topluyorsunuz, götürüyorsunuz. Hayır o zaman amatörlükle profesyonellik arasında para ben ona sıcak bakmıyorum. Hani sizin o bölgesel bal liginde çıkılıyor belediye o olabilir ama ben amatöre para girdi mi bu işin hocam sağlık olmaz. Ha sizin hakkınız şu var bak yine söylüyorum. Balıkesir'de kulüp hocalarının hakkı yok. Yok neden yok biliyor musun? Ya hocam biz seni görürüz. Ayarlıyorlar. Yani, çıkı var. Ve sezon biter. İnanır mısın? Yani 1000 lira verirler mi vermezler aynen. Mi bilemiyorum. Ben bu konuda böyle onun da birçoğunu cebinden harcar zaten. Ha, ben o konudan hocalar bizi çoğunu bu konuda yemeğe geçiyor. Ben evet. Bir kulüp başkanı olarak bunu yapmıyorum. Kesinlikle. Ha, bizim Müjdat Hoca şu an kulüp yönetim. Mahallemizden olduğu için bizden bir ücret almıyor. Ama çalışan bizde hoca arkadaşlar var. Bilirler. Biz onun zahmetini biliyoruz. Yani şimdi amatörün biz amatörün gözüyle bakacağız. Yani hocası da amatör. Evet. Peki. Futbolcu. Bakalım Feyzullah Bey nasıl bakıyor amatörlere? 2013-2014 sezonu bütün amatör takımına başarılar dileriz. Sağlıklı, sıhhat şeklinde inşallah. Amatör takımlarımızda işte biz 8-10 sene yöneticilik yapıyoruz. Yani çok zor işimiz. İşte sağlık sorunu Ali Akmakpaşa'da işte sayın muhtarın başkanın bilir. İşte bizim köyde işte muhtarlarımız onlar destekleri de bu şekilde götürüyoruz. Ama çok zor yani ayakta kalmamız bu şekilde çok zor. İşte bir saha yaptırmak istiyoruz köyümüze. Merkez köyümüz şurada 3 kilometre. Vali Bey'e gittik. Belediyeye çıktık. Sahayı yaptıramıyoruz bir futbol sahasını. İşte İlhan hocamız dediği gibi Ali Mehmetpaşa'da sağlık sorunları var. Bir saat veriyorlar sahayı. Orada bir saatte ne yaparsın? Adam bir saat doldu mu düdük basıyor. Ha, o da haklı. İkinci takım geliyor antrenmana. Yani bu şekilde amatör çok zor. Yani şimdi tesisin sadece o Ali Hikmetpaşa olarak düşünüldüğünde tabii yani ulaşım sorunu buna benzer bir takım sorunlar. Sizin bahsettiğiniz İtman ışıklandırma sorunları. Aynen. İtman çok önemli. Dolayısıyla bütün takımlarda o tarafa yöneldiğinde sıra sorunu. Evet. Aynen. Sıra bir saat bir saatte zaten doluyor zaten. Oluyor. Sabahın ne yapacaksın? Sabahın 8.30'da gidiyoruz yani. Şimdi bunun gençlik spora. Tek çözümü bence semt sahaları. Tabii semt sahaları olursa daha iyi olur. Gazi Osman Paşa'ya bir semt sahası olsa. Ne güzel olur. Şimdi Pınar'a evet. Bir köy sahası olsa veya buna benzer diğer yerlerimizde de hani şu, en azından evet.
gerçekten bir şey yapmak isteyene şöyle biraz omuz çıkılıp da o stat gerçekten gerçekleştirilse o zaman kimse gitmez. Bu konuda bir şey söyleyeyim mi Zeki Bey? Stadın. Güzel bir konu temas ettim. Ben sorum gelecek. Bitti mi kaptanım? Genel kaptanım. Şimdi bizim de köyde yerimiz var. Tapulu işte muhtarı da söyledik. Mehmet Bey var. Muhtarız Mehmet Kas. Allah razı olsun çok yardım ediyor bize. Yani muhtar da olmasa ben olmasak bitti. Çarşıda buralarda dolaşıyoruz. O orada dolaşıyor. Bir o burada dolaşıyor. Bir sahayı yaptıramıyoruz. Yani kaç yere çıktık beraber. Nizami sahamız var. Yok. Sahamız olmuyor. İşte bilmiyorum. Bakalım en son belediyeye bir yazı yazdık. Tuna Bey'e başvurdular. Bir başvurduk. Bekliyoruz. Yani yeriniz var. Yerimiz var nizami şekilde. Yapmak istiyorsunuz İstiyoruz. Ama sahayı ama yapamıyorsunuz. İşte Gençlik Spor Müdürlüğü'ne gittik. Gençlik Spor Müdürlüğü dedi ki biz sahayı yaparsak sağ bizim olur. Yani tapusu bizim olur. Siz sadece kullanım olur dedi. Bu şekilde de muhtarımız tabii köy halkı da karşı çıkıyor. Şimdi Gençlik Spor Hurca ekili de gidecek. Evet. Yani bir de o var. Sponsorla yapabilirsiniz diyorlar. Sponsor da bulamıyoruz yapma için. Gençlik Spor'u yaparız işte 3-5 ayda diyor ama sağ bizim olur diyor. O evet. Şekilde sıkıntılarımız var yani. Evet. Şimdi Zeki Bey bu konuyu ben ilerleyen dakikalarda düşünüyordum da güzel bir dediği gibi Feyzullah Genel Kaptanımızın. Şimdi ben şöyle diyeyim, itman olayı gerçekten bizim avantajımız var. Ne var? Ha, bu da geçici. Şu an kalıcı değil. Tamam. 7-8 senedir sağ olsun Rona Beyler yani Yırcalı ailesinden. Gazi Osman Paşa'nın kulübün adını taşıdığı için bana itman sağım sorunum yok. Pamuklu Dokuma'nın tesislerinde. Ama o demek değil ki bu yarın bir gün değişiklik olur, bir şey olur, mevzuatlar değişir. Bizim kendimize ait sahamız yok, itman sahası. Şimdi Gazi Osman Paşa'dan kalkacaksın 10 kilometre, kendi aracın da olsa git gel. Az önce bahsedilen zaten kulüpler sıkışık. Ben o konuda şöyle diyorum, köy tüzel kişinin motorluklarının olayı daha farklı ama bilemiyorum onların arkadaşları uğraşmışlar. Ben şimdi Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde size bak şöyle yanıma getirdim bunu bilirim. Şimdi eskiden Kaya Avni Bey zamanında mahalle hazinesine ait hali arazi 18.762 metrekare. Bu belediye mücavir alanlar içinde kalıyor ama bu mahallenin yeri. Ben bunu 5-6 senede bir uğraşıyorum yani. Ve en son geçen bundan bir ay önce gitmiştim. Belediyeden beni yönlendirdiler. Dilekçe verdim Milli Emlak Müdürlüğü'ne. Müdür Bey yokmuş. Orada bir sağ olsun memur beyefendiyle görüştüm. Muhtarım sen de Gençlik Spor Müdürlüğü'ne gideceksin. Neyse oraya gittik. İlhan Bey'e dedik. Oradan bizi yönlendiler Ramazan Bey'e falan. İşte genel kaptan dediği gibi yani mülkiyeti o şekil gibi olabilir ama ben ona da razıyım da. Sonuç itibariyle şimdi ben bunu buradan Karasitebi aracıyla açıklayayım. Zaten seçim dönemine girildi. Ben bunu bütün herkese söyleyeceğim. Ben burasını Gazi Osman Paşa Mahalle Spor Kulübü'ne, Gazi Osman Paşa Mahalle halkına spor alanı. Sadece bak futbol demiyorum. Bu alanı ben yazışmalar devam edeceğim. Ben şimdi çok geniş bir alan. Yani 18.762 metrekare alan. Park olur, sahaya, yürüyüş bir spor olur. Kompleksi bile burasını, olur. Ben şimdi burayı deremiz var. Bizim kulüp binamız buraya 200 metre zaten. O zaman bizim otomatikmen deplasmanımız kalkacak. Benim mahalle halkım, camiden çıkan amcam, teyzesidir, yengesidir, çocuğun gelecek. Daha güzel olacak. Biz deplasman sorunumuz kalacak. Hem de Ali Hikmet Paşa'da bazı yoğunluk kalkacak. Evet. Ha ben şunu da istiyorum. Yani bize yeri versinler, tescillesinler kulüp adına. Yani ne gerekiyorsa şerrini düşsünler. Ben o stadı yani bu şu an gördüm İvrindi'de, Halalca'da. O stadı Gazi Osman Paşa Spor Kulübü olarak yapmaya hazırım. Yani hiç ben yardım istemiyorum. Devletten falan yardım istemiyorum. Bana bunun mülkiyetini versinler. Mülkiyetini şuna istiyorum. Gazi Osman Paşa Spor Kulübü'ne. Yani bu kulübe. Bu kulübü yarın bırakıldı. Başka amacı değişti. Şerrini koysunlar. Desin kardeşim bu kulübün adı bilmem ne. Bu mahalle liste bir kulüp kapandı mı? Mülkiyeti oranın yetkili kurum belediye midir? İl özelde midir? Yani kime? Ben bu şekilde. Ama bizim de işte köy muhtarı değil. Mahalle muhtarı. Devlet memuru olduğumuz için tüzel kişiliğimiz yok. Benim tüzel kişiliğim olsaydı ben şimdiye kadar sahayı yaptıydım. Ben bunu yine de söylüyorum. Ya köy muhtarı bile alacak. Çok muhtar arkadaşlar ya işte uğraşıyoruz. Ya doğru uğraşılacak ama köy muhtarlarının bugüne kadar vardı. Bundan sonra artık tüzel kişilik sona erdi. Çok zor. Onu da kabul ediyorum. Büyük şey olunca. Ben yani şimdi açıkça söyleyeyim. Sahayı bana yerini versinler. Bunu tescil etsinler. Hemen sabah akşam istemiyoruz. Bunu versinler. 3 sene sonraya versinler. Ben hazırım yani ben. Bunu Gazi Osman Paşa Spor Kulübü ben bütün o sahayı yani ilçelerde gördüm şu basit sahaları ben kendim sponsorda hepsini bulurum. Hiçbir resmi kurumdan bir yardım istemiyorum. Sadece yer istiyorum şu yere. Spor alanı. Spor alanı dememdeki amacım bu. Yürüyüş parkı olur, atletizm, bayanlar biliyorsunuz şimdi spor yapacak alan bulamıyorlar. Evet. Fisket. Ben yürüyüş yapıyorlar. İlla ki Gazi Osman Paşa, Yıldız, Balıkesir'in X mahallesinden biri gelsin. Yani
dediğiniz gibi belediye olabilir. O gün için belediyeler, şimdi büyükşehir olunca iki belediye olacak. Anahtarı belediyede olur. Evet. Bunu der ki kardeşim siz de bunu kullanın. Yani illaki Gazi Osman Paşa Spor haftada 3 gün akşam yapıyorsa diğer X kulüp gelsin ve Pınar Spor'da orada yapsın. Ne yapmasın ki? Bizde şu var. Kötü mü? Ya kardeşim bu tesis biz bunu nasıl yaptık? Ya nasıl yaptıysa yapmış. Bunu insanlar için yapmış. Spor hayır için yapmış. Hayır vermiş. Bu mülkiyetin yani sahibi olmaz. Şimdi Gazi Osman Paşa Mahallesi Spor Kulübü'nün sahibi ha, burada bu. Bu işte bitti. Burada Şinas Yağlı'da yazmıyor. Evet. O Gazi Osman Paşa Spor. Orada bu mahallede oturan, maçına gelen, adı geçen insanları yardım eden, etmeyen herkesin adı geçiyor. O yönden bütün kulüplerimiz de aynı. Ben yine söylüyorum. Bizim tek eksiğimiz ne biliyor musunuz? Ben bize yani yukarıdaki yetkililer yani ta ilim valisinden tutun aşağı doğru kim diyorsa işte amatör spor kulüplerinden bu kişilerin bize kanalize etmesi lazım. Demesi lazım ki ya başkan, hocam sen bunu yaparsan buraya gidebilirsin. Çıtayı yükseltirsin. Ben şimdi tabii kendim birebir görüşmelerim de onu da söyleyeyim. Ya ben bu konularla bilgi sahibiyim. O ayrı konu. Ama bu resmiyet var. Kanun mevzuatlarını uydurmak çok zor. Ha şimdi ben köy muhtarı olsaydım bu sahibi var ya 10 sene değil ben 2006'da ben sahayı yaparım. Bak bu kadar büyük konuşuyorum. Niye? Çünkü yaptığımı herkes görüyor. Ben sıkıntım yok. Kulüp adına. Yine de aynı ifadeyle söyleyeyim. Çok samimi böyle merhaba ilişkilerimiz olan kulüpler 3-5 kulüp. Ya kardeşim sen suyunu bilmene sen gündüz sabah 9'a geldi. Hocam dediği gibi sabah 8.30'da geldi. Bizim o şeyimiz yok. Biz şimdi saat 8'de itmanı yapıyoruz. Dokmanı sahası ışıklandırmayı yaptık. Allah razı olsun. Yani Ronan Beyler diyor mu? Ya ben bu Balıkesir'e hizmet yapmıyor. Ben öyle ben Gazi Osman Paşa Spor, Gazi Osman Paşa Halkı olarak benim takımımın itman sorunu şu an yok 8 senedir. Zaten itman sorunu olsa inanır mısınız? Hocamın ifade ettiği gibi git haftada 3 gün gençlik merkezine dilekçeyi ver, parayı yatır, makbuzu al. Sıra bekle. Gittiğiniz oradaki tesislerde ısınma yok. Orada güvenlikçi gelmemiş, haber yok. Açmıyor. Mesela biz bir maç yaşadık. Demirspor olabilir. Gerçi yarım saatlerine tutulmuş. Saat yokmuş. Bizim de haberimiz yok. Bizi aldık. Güzel son artık hazırlık maçı Demirspor'la. Bat şartel kapandı. Ne oldu? Ben hatta Oğuz Bey'i aradım. Bakmadı. Cebini aldım. O zaman Yapköy çalışan Ersin Bey. Ersin. Onu aradım. Ya dedim bu böyle nedir? Hata ben demiş. Ben bilmiyorum. Yani karşı taraf yarım saat gibi tutulmuş. Ya kardeşim yarım saat maç olur mu? Hazırlık maçı yapıyoruz biz. Olur yani dursun. Ve saat de uymadığı için. Neden? Saat uymamış. O zaman da saat uygun olmuyor. Ha demişler yarım saat. Benim haberim yok. Hocaların haberi var. Ben maçı suyum maç şimdi. Şart edindir. Ne yapıyorsunuz siz? Ben kızdım çok. Öfkelendim. Hatta evet. O zaman bir yerel gazete bizi bir yerde topladı yine böyle yöneticileri. Evet. O gazetenin kullandığı bir üslup var. Ben demedim onu yani. Oğuz Bey orada oturacağını dedim. Gelsin Ali Hikmet Paşa'yı sosyal testleri isim köftecinin oraya binden bir baksın dedim yani. Biraz geliştirsin buraları dedim. O gazetecilik hakkını kullanmış. Oğuz Bey o köşkte duracağına gelsin buraya işte. Ben de kulüp başkanı. Oğuz Bey zaten emekli olmadan önce beni herhalde görünce pek selam da vermek istemedi. Bir daha da görüşemedik. İlhan Bey'i de şu an başarılı buluyorum. Gençlik Spor Müdürü. İnanır mısınız? Konuya müdahil. Hocamın dediği gibi gerçekten bak o jeneratördür. Geçen hafta tabii bizim maçımız Pamukçu'daydı. Evet. Ben şimdi Kepsut'u da anlatmak istemiyorum. Evrin diye anlatmak istemiyorum. Pamukçu'yu. Ya gidiyoruz inanır mısın? Bildim. Su yok, ha, elektrik şey yok. Ya. Mevcut. Ya bunlar şu anda bir sağlık sayıda yok. Eki mesela İvrindi'de sağlık komiseri şey yok. İlçelerde var ya çok sıkıntımız var aslında. İlçelere maç verecekse düzeni yapılarak onu vermesin. Şimdi biz burada sadece Ali Hikmet Paşa'yı konuşuyoruz. Evet. İlçelerde mesela İvrindi geçen sene ışık yok. Bizim masörümüz var. Hani cebimizden 3-5 verdiğimiz bir masör. Onu götürdük. O baktı rakip topçulara bile. Kepsut'ta keza öyle. Yani sağlık yok, ışıkla yanmıyor işte yani çok kötü. Evet. Dedi ki ya bizim amatörün çilesi bunlar. İşte muhtarım ve başkanım dediği gibi yani biz topu seven arkadaşlar bu şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz kendi şeyimize. Buraya hemen gitmeye çalışıyoruz. Hani tencerede pişirip kapağında yiyip yeri gelip Ramazan davulu çalıp. Ben 2 yıldır aynen bizzat davulcuların başta kesmedim ben size söyleyeyim. Ramazan davulu çalıp kulübe bağış toplayarak. Tabii. Ancak aynen bu kadar olabilir. Aynen. İlçe sahalarına gidiyoruz. İnan soyunma odalarında yani hayvan bağlasan lavabolar zaten yani, tıkalı hocam. Lavabolar çok kötü. Su desen öyle yok. Hele 2-3 sene önce Dursun Bey'e gittim de Dursun Bey'de su dahi yoktu yani. Yani bunları söyledim. Yani ben gelmeyeceğim dedim. Yani böyle şey içerisinde ben gelemem. Sen bilirsin gelmeyince 3-0 hükmen mağlup olacaksın. Bunu ASKF Başkanı'na da söyledim halde. Yani şey olmuyor yani. Bir de ben şuna değinmek istiyorum. ASKF Başkanım Sayın Metin Mengüç.
Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu amatör spor kulüplerinin bir üyesi. Bu bizim Balıkesir için de bir şans. Bu amatör kulüplerinde transferler 700 lira. 500 lirası bunun Türkiye Futbol Federasyonu'na gidiyor. 200 lirası da amatör spor kulüpleri federasyonu. Yani bu kadar adı amatör diyoruz yani. Bu nasıl bir çelişki anlayamıyorum ya. Yani. Amatör spor kulüpleri nasıl 700 lira şey yapacak ya? Ben 2 senedir 700 lira verip topçu transferi yapamıyorum. Mesela 23'ten büyükse 24-25 oldu mu 700 daha seneye başka takıma gidebiliyor. Yani ben 23'ten mi? Küçük olursa izin halde gidemiyor. Bir ama federasyonu aldı hocam çok. Ben şimdi bilgi sahibi değildim onun kaçta kaç. Yani konular, federasyonu aldı da 500 lira çok. Çok. Alsak 200 lira alsın. Bir de şunu da değinmek istiyorum. Bir toplantıda da ben Şinasi Başkanıma çok teşekkürlerimi iletmiştim. Yani inşallah bütün muhtarlarımız Şinasi Başkan'ın düşüncesinde olur. Böyle amatör spora faydalı olur. Yani bizler yani inan amatör deyince ben şunu anlıyorum. Ben kendimden şey yapayım. Ben bu işi seviyorum. Gelin arabamın arkasını bir görün. Arabamın arkası malzeme dolu. Şu anda daha iyi. Ben bu işi zevkle, gönülle yapıyorum. Bir tane gencimizi kötü bir alışkanlıklardan kurtardım vakit. Yani ben mutlu oluyorum. Şinasi Başkanım kulüp olma yolunda çok iyi gidiyor. Ben de daha önceki şeyimde de teşekkür etmiştim. Bir arabasını aldı. İki nedir? Çay Hoca sosyal testlerini yaptı. Ondan sonra üçüncü bir sahayı kullanıyor. Yani böyle kulüplerde ben çalışmak isterim. Ben hep çalıştığım kulüpler hep zor şartlar altında, yoklukların içerisinde. İnan formaları dahi zaman geldi kendim yıkıyorum. Zaman ve hala da futbolcu arkadaşlarıma hiçbir zaman yani idmanda giydirmiş olduğum bipleri hala kendimiz yıkıyor. Hiçbir zaman kirli malzeme giydirmiyorum. Yani bizim insanımız iyi şeylere layık. Ben ona işte amatör hocası bu. Yani ben bunu düşünüyorum. İnan cebimden çok para harcıyorum. Benzin parasıdır. Git gel telefon görüşmelerim ona keza. Tabii. Yani bir maç günü bir benim halimi görsen. Bir de şunu da şey yapmayayım. Eşim Naciye'yi de bana bu konuda çok destek veriyor. Vallahi ona onu seviyorum. Onu da gözlerinden öpüyorum. Bana desteğe devam diyorum. Sondaki ben o, gibi. Neye geldiysem onun seviyesinde geldim. Yani hakikaten bu şeyde 15 seneden beri. Aynı şeyi onlar da çekiyor. Yani sonuçta. Çekiyor evde tabii. Şimdi Ramık Ulu Anadolu Lisesi'nde çalışıyorum. İdman günlerimi ona göre ayarlıyorum. Bir gün çalıştığım vakit gece 3'te iş geliyorum. Çalışmadığım gün idmana koyuyorum. Yani inan yani haftada bir görüşüyoruz yani evde. Yani öyle yani. Şimdi zaten Zeki Bey bizim amatörlerin en büyük derdi sağlık. Şimdi daha önce Vali şeyde Vali Bey'de şey yaptık. Yani bu bizim belediye başkanımız falan olsun. İşte 3-4 tane özel hastane var Balıkesir'de. Yani tam teşekküllü bir ambulans olsa orada. Her maçta mesela nöbet değişim bir hafta biri, bir hafta peki, biri. Peki bununla ilgili bir girişim yapalım mı? Bir girişim oldu şimdi Fevzullah arkadaşımla herhalde. Yani, peki o önemli konu olduğu için onu 3. bölüme bırakalım. Tabii. Bir reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra sağlık sorununu konuşacağız. Son bölümde yine birlikteyiz sevgili seyirciler ve amatörlerin sağlık sorunu. Sağlık sorunu çok büyük Zeki Bey. Yani şimdi başkanım da bilir, hocamız da bilir. Yani işte orada bir Balıkesir'de 5-6 tane özel hastane var. Da işte daha önce Vali Bey, SASKF olsun, belediye mi bakacak bu işe? Yani her hafta en azından bir tam teşekküllü bir ambulans, bir hastane Vali Bey diyebilir veyahut. İşte ambulans doktor bir şekilde tam teşekküllü olması lazım. Yani 5-6 tane özel hastane var Balıkesir sonuçta. Sponsorluk anlamında böyle bir şey. Sponsorluk veyahut haftada bir kere, işte ayda bir kere sıra gelir yani. 5 tane, 6 tane özel hastane var normalde. Sağlık sorunu çok büyük yani. Evet. Şimdi yıllar önce benim bir oyuncum sakatlandı. Bunu kendi arabamla götürdüm.
hastaneye. Ve ilk girişte o acil servise girdik tabii. Yani pazar günü olduğu için. Evet. Yani tam teşekküllü değil hastane o anda. Sadece acil servis hizmet veriyor. Geldik. Sedye de getirdik arkadaşımızı. Tanju Akçe. Buranispor'dan amatöre döndürmüştüm onu. Balıkesirspor'da da oynadı aynı zamanda. Ve ilk girişte bana sorulan soru şu. Sevk kağıdı var mı? Ya böyle bir şey olur mu? Evet. Maalesef pazar günü bir. Üzerine forma. Terden sırılsıklam. Ayağı kırıldı, acı çekiyor. Bütün bu tablo karşısında bana sordu soru. Sevk kağıdım var. Zeki Bey daha önce de bizde de oldu. İşte biz de götürdük böyle. Şortlu, formalı. Kimlik var mı? Kimlik zaten nasıl bulacağız adam? Şortman maçtan çıktı yani. Bayıldı çocuk. Dili sıkıştı. Yani kimlik var mı? Kimliğini bulamayız da o saatte. Ya yani. Şimdi İvrinde'de de oldu. Ben de aynı konu yaşadım bu konuda. İvrinde'de oldu. Bir de Savaştepe'de dediğiniz gibi baktılar tam doktor beyler götürdük. Ambulans istedik. Araçta rahat olmaz diye. Ambulans veremezler ilçelerde. Merkezde zaten bu sorun var. Ama biz kulüpler tabii bir araya gelemiyoruz diye düşünüyorum. Ben daha önce sizin Karas TV program yaptığı şeyde 2010 yılı herhalde. Orada buna biraz değinir gibi olduk. Tabii o farklı boyutta pek ilgi görmedi. Ben yine söylüyorum bir kulüp başkanı yöneticisi olarak. Ali Hikmet Paşa'nın o ortada duran demir parmaklıklı polislerin dinlendiği orada yani beklediği kapalı bir alan var camlı. O hakemlerin ya da gözlemcilerin ortada yukarıda kulüp gibi bir yer var. Onun yanındaki o demir aksamı kaldıralım. 112 acil az önce bahsettiği gibi. Bugün Sevgi var. Yani işte 6 Eylül var. 5-6 tane özel isimlerini vermedim. Yanlış anlam çıkmasın. Orada bir müdahale odası şeklinde. Özel hastanelerle bu sene 2013-14 sezonu. Devlet bunun ciddi bir kısmını karıştırsın. Biz de kulüpler olarak çok cüzdü bir şey verelim. Vermeyelim de nasıl ASKB'ye 200 lira vermeyecek. Tabii. Senelik biz de verelim katkı diye bir şeyler. Ve burada 112'nin bir ekibi. Orada var ya her türlü mini operasyon yapılacak gibi. Ya nasıl orada beklemesi lazım? Boş zaten atıl duruyor orada. Onu sökelim. Onu zaten Gençlik Spor Müdürlüğü kendisi yapar binayı. Binayı yapsın. Yani buradan ambulansa atıp topçuyu götürmek bir yere ilk anda ilk müdahale yapılırsa ya kolay şimdi olur. Şimdi biraz önce Feyzullah Bey'in söylediği gibi özellikle dil sıkışmaları, boğaza kaçması durumlarında orada uzman bir kaşık, birinin olması bir şey yok yani. Sağlık personeli orada yok. Dursun. İki kişi dursun yeterli. Hiç araçlığa gerek, şoföre gerek yok. 112 zaten geliyor arandığında ama şimdi müsabakalar takdir edersin artık 3-4 tane bir müsabaka oluyor. Yani o sakatlıktan biz anne babalar çocuklara bizim en çok çekindiğimiz o zaten. Tabii. Bugün evet çok ciddi sakatlık olmadı. Birkaç kolu kırılan oldu ama burada biz anlayamadığımız konu. Her toplantıya katılıyoruz. Bütün kulüpler orada. İşte burada size ifade ettiğimiz gibi yani bizim sorumluluğumuz gibi. Şimdi bu sene işte valilik uygulama sağlık müdürlüğüne ödenek yokmuş. İşte pratisyen değil de bu öğrenciler var Berket Yüksekokulu'da. Onlar güzel sağlıkçı. Onlardan memnunum. O kardeşlerimize görev vermişler biraz iyi. Ama ne var? Ciddi anlamda sağlık diye hiçbir ilgilenen bir şey yok. Yani yok. En son bizim 3-4 sene, 3 sene önce Kayapa maç yapıyoruz. O da Özgür Hoca'da bir arkadaş herhalde ismi. O çime takıldı, kırıldı. Ben şahit oldum. Adamın bacağı sallandı yani şu şekilde. Bu şekilde o değiştirme tabelaları var ya yani hakemler gösteriyor. Onunla çocuğun bacağını şöyle yaptılar. Yani düşünebiliyor musun? O çocuğun bacağı kırıldı, sallandı ya şu şekilde aynen. Yani ters takıldı çime. Atele alması lazım. Orada değiştirme tabelalarını getirdiler. Evet. Şöyle şey yaptılar yani dik şekilde öyle götürdüler. Zeki Bey, yani, şimdi sağlıkçı diyoruz. Zaten sağlıkçı arkadaşlarımız sakatlık anında elinde bir pet şişe, bir buz su, var. Bir de buzla giriyorlar. Yani bilgisi yok. Ediyorlar. Yani bizce bilgisi yok. Çünkü adam geliyor oraya. İkinci bir şık bu Futbol Federasyonumuz son aldığı bir kararda sosyal güvencesi olmayan sporcu arkadaşlarımızın herhangi bir sakatlık anında hakem raporu tutmak kaydıyla hastanelerde bakımını ücretsiz bakımını üstlendi yani. Bu konuda kimin emeği geçtiyse ona çok teşekkür ediyorum yani. Yani sağlık yani olmazsa olmaz içerisinde. Hocam o güzel. Dediğiniz güzel bak, ben dinliyorum. Güzel ama ben şunu diyorum. Orada ilk anda yapılacak müdahale önemli. Müdahale tabii. Ben yani şunu istiyorum. Ali Hikmet Paşa'da
bir sağlık ocağının sağlık evi köylerde var. Tabii. Bir kabin gibi. Bunu dediğiniz gibi devletin işi artık her şeyi düzenleşti. Bunu Futbol Federasyonu, Balıkesir'de kaç tane özel hastane bizden iyi biliyor. Bunlara bir ödenek ver. Zaten bugün vatandaş iş arayan dolu ya. Bugün hemşireler var. Sağlıkçı bir tane bir oraya ekim. Tabii. Bu işten anlayan iki tane yanına koyar. Yani bizim kulüplere katkı biz yine sağlarız. Ama bunun sağlık orada olması gerekir. Şeyde yani. Gidiyorsun sağlıkçı bekliyorsun. Bu sene değil geçen sene Dursun Bey'de Dursun Bey Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bir güreş müsabakası vardı. Evet. Minder güreşi. Hatta uluslararası boyutta yaptılar onu. Biz de gittik orada. Çektik. Şimdi tabii gelen güreşçileri bilmediğimiz için yabancılar da var. Bulgar, Hırvat, işte Macar, yani değişik ülkelerden gelen güreşçiler de var. Dedik ki yani biz şöyle güzel bir maç, hangi maçı çekelim mesela? Hani hem yorum yapalım hem anlattıralım. İşte şu maçı çekerseniz çok güzel maç olur dediler. Bir Türk güreşçi aynı zamanda milli takımda. Rakibi de milli takımdaymış. Onlar sürekli uluslararası müsabakalarda karşı karşıya geliyorlarmış. Neyse biz onu çekelim dedik. Her şeyi hazırladık. Güreş başladı. Bir anda bizim o Türk güreşçi nasıl olduysa altta kaldı ve tamamen hareketsiz bir vaziyette. Hiç kimse bir şey anlayamadı. Biz ne oldu dedik. Acaba yani tuş oldu da ondan mı kalkamadı dedik. Ki tuş oldu zaten. Hani üzüldü de ondan ama hiç tepki yok. O arada yanımızda bir sağlıkçı vardı. Hemen gitti. Onun kaçan dilini geri çekti. O çok... Bak, birkaç kere benim de gözüm önüne geldi başımıza. O anda eğer o sağlıkçı olmasaydı... Olmasa o ölürdü arkadaşlar. O çocuk ölmüştü. Tamam. Allah korusun. Neyse. Çocuğu kendine getirdi. Kaldırdılar, götürdüler. Daha sonra o sağlıkçının yanına gittim. Dedim ki bugün bir hayat kurtardım dedim. Tamam. Gerçekten yani hiç kimse bir şey anlamadı. Sen orada o çocuğun hayatını kurtardın. O da dedi ki ben daha önce başıma geldi dedi bu tür hadise. Ben o anda çünkü herkes neyin ne olduğunu anlamadan gitti hemen işlemi yaptı orada. Zeki Bey zaten o yazın şimdi, yaz maçında daha çok ölüyor. Lafınızı böldüm. Ters düşünce çok sıkışın oluyor. Benim gözümün önünde oldu 2-3 tane. Yani evet. İşte anlayan bir arkadaş yapıyor. Yoksa olmasa gitti yani. Bir maç daha hatırlıyorum. Manisa'da oynuyorduk Manisa stadında. Ergün Kantarcı bizim antrenörümüz. Evet, Ergün Kantarcı Manisa sporlu bir oyuncunun hayatını kurtardı. Orada da çocuğun dili boğazına kaçtı. Ergün Kantarcı gitti hemen. İşte işi bilmek önemli bu çok. İşi çözdü. Şimdi biz burada tamam. Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan protokol gereği orada ücretsiz tedavisinin yapılması harika bir güzel, şey. Tabii. Evet. Çok güzel bir şey ama ilk müdahale önemli. İlk müdahale önemli. Çok önemli hocam. İlk müdahaleyi yapamadıktan sonra istediğin şimdi, yere git o çocuğu kurtaramazsın. Lafınızı kestim. İlk müdahale yapan şimdi oradaki masör arkadaşlar var işte. Sağlık görevlisi su var hocamın dediği gibi başkanım dediği gibi buz ve su başka bir şey yok. Aslında oraya ilk müdahale yapacak işte o 112 acil doktor pratisyen şeklinde. Ya bunu şimdi biz olursa daha iyi olur. Aslında bir yol belirlesek amatör spor kulüpleri şunu yapacağız. Az önce işte burada konuştuklarımızı toplanacağız yöneticileri. İnce valiliğe gideceğiz bak. Bir gün randevu alacağız. Ama biz ne yapıyoruz? Bu şikayet algılanıyor. Bu sefer diyoruz ki ya işte şunu yapsak ya zaten siz şunu gidiyorsunuz ama boşa işte kanun çıkmış çıkıyor. Ben 8 senedir gözlemlediğimi söyleyeyim. Sonuçta dönüyoruz amatöre. İşte az önce İdan hocamın dediği gibi arabamın bagajının arkası malzeme dolu. Biz de Ramazan davuluna çıktık. Kaptanım ben takımı bıraksam kulüp kapanır tamam mı? Biz de diyoruz ki amatör spor kulüplerini kulüp olma yolunda bir kere bir seminer verilmedi. Amatör spora. Bilgilendirme lazım. Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı kuruluş yani bizim bu ASKF'nin gibi. Şimdi mevzuat statü nedir? Genç takım zorunluluğunu koymalıyız. A takım bence çok önemli.
Bak aşağıdan ben bu sene katılıyorum. Geçen sene U14, U16, U19 A takım. 4 takıma katıldık. Nitekim Başakspor işte A takım düzeyinde katılmıyor. Şu anda hepsi kapandı. Hepsi kapandı. Kökten kapandı. Şimdi biz bu sene 3'e düştük. Neden düştük? 14-15 yaş grubu olunca 15'e çıktı çocukların çoğu. Mecburen 15'e katıldık. Ama ne var? Seneye yine biz bu sefer U13'e döneceğiz belki. Yani kesin. Aşağıdan gelmesi lazım. Amatör spora topçu yetiştiremezsen işte bu teknik adam yaz okullarda ben bulamıyorum mesela. Nasıl bulamıyoruz? Bulsan şimdi... Herkesin okulu var işte. Ya büyük bir kulüpler... Etkeni var. Bir de yaz okulu adam çok farklı bakıyorlar. Yani profesyonelce. Ya ben şimdi bir Gazi Osman Paşa mahalle takımına ben mahalleme topçu yetiştiriyorum. He. Mahalleme yetişen topçu ondan sonra Balıkesir Spor ondan sonra Türkiye'de her takımına. Ama önce mahalleme bir topçu yetiştiriyorum. Bu düşüncede. Şimdi adam bana göre yaz okulu böyle olur. Yaz okuluna bir mevzuat koyuyor. Şimdi koyduğu zaman ben hocaya bakıyorum. Hocam sen çok güzel söylüyorsun da yaparsın ama ben bunu yapamayacağım. Neden yapamam? Ya hocaya vereceğim bedeli bırak. Getir götür ben bir tane halı saha kiralamadım. Halı sahaya gidiyorum. Bizim mahallemizde var işte bir tane. İsmini de tam bilemeyeceğim. Şimdi halı sahaya sordum. Abi tamam 60 lira mı? 1,5 saat bir şeyler dediler yapabilir. Ben veliden zaten var. Almışım. 35-40 lira ben kulübe kalsın. Ben sadece topçu kazanmak için kaç para Nadir Spor'dan bunu bu aldım. 35 lira gidin Nadir Spor'a da 45 lira yatırın. Bir çantasını verip biz para mara istemiyoruz. Hocaya dediğimiz ki hocam istersen sana bir şeyler biz veririz. O da sağ olsun istersen verdiğimiz var zaten. O ayrı konu ama şimdi aslında amatöre biz şöyle baksak aşağıdan futbolcu yetiştirme sanatı. Ha bu da okullar etken bu konuda. Bak okullar etken oldu. Neden bu dershane çocuklar bir maraton halinde. Esas ilk sorumlu bu işte. Okullardan izin alamıyorsun. Dershane var. Önceden alınıyordu. Şu an daha ben hiçbir okula gidip bir öğrenciye izin almıyorum. Daha önceden alıyordum. Bundan 3-5 sene önce alıyordum. Ama şimdi artık çok zorlandı bu işler. Yarış haline geldi. Esas amatörü futbolcuyu yetiştirmek. Tamam mı? Buradaki bizim yapabileceğimiz ilk önce ilim mülkü amirkim vali beye gideceğiz. Ama nasıl gideceğiz? Bütün kulüpler birlikte olarak tabii kimse olarak. Özel sorunu değil. Amatör sporun sorunu ne? Sorunu aynen. Kaç tane? 5 tane maddemiz var. Bu maddene öncelikle bunu geç, bunu geç. En fikir olacağız. Kimseye toplantıdan dağıldıktan sonra ya Vali Bey'i ben tanıyordum ya da işte Zeki Bey'i tanıyordum. Karas TV'de bize güzellik yapar. Yok öyle güzellik. Amatör sporda neyse her takımda aynı. Bugün topçu amatör gitti mi Pınar Spor diyecek ya. Pınar Spor'da gerçekten bak kulüp olma ben daha önce duydum ama böyle. Gavuz Pampa Spor. Ha bu da bu kulüp. Öteki gidecek işte A takımı Demir Spor'a gittim diyecek ya Demir Spor'da. Ama bizde ne kaldı biliyor musun? Bunlar hiçbir şey yok. Sadece her sene yaparız. Seneye biz daha yapacağız. Sezon biter. Seneye iyi yapacağız. Seneye daha kötü olur. Hocam dedi ki ben şöyle söyleyeyim. 2004-2005 sezonundan beri bu işin başındayım, içindeyim. Ama malzemeci, ama başkan, ama yönetici ne derseniz deyin. Ben amatör sporun Balıkesir'de geriye gittiğine inanıyorum. İleri gittiğine inanmıyorum. Evet, bak geriye gittiğine inanıyorum. Ya şimdi aktarma ücretleri freez lisanstan alınıyor mu bilmiyorum. Alınmıyor. Şu an alınmıyor. O gene güzel. İyi bir gelişme. 2 yıllık çünkü olsa 150 lira alınıyor. Eskiden freez lisanstan da alınıyor. Para alınıyor. Şimdi aktarma ücreti ver. Katılım ücreti. İtman parası katılım. Ver. Sağ parası sağ ver. Yok sağ bul. İşte ulaşım zaten ayrı bir dert. Bunun yanında işte malzemesi, eşofmanı, şuyu buyu, ayakkabısı artı çocuğun en azından yani gelip oynadıktan sonra hani kendi mahallenin çocuğuna belki ya bu senin takımın diyebilirsin de şimdi dışarıdan gelen bir tabii. Oyuncuya diyemezsin. İyi kötü onun ihtiyaçlarını karşılaması. Bunun yanında bütün bunlarla da bitmiyor. Şimdi başarılı oldun ya da olamadın. Başarılı olduğunda yine bir külfeti var. Var tabii var. Başarısız olduğunda o kadar emeklerin karşılığını alamamak bir tarafa, bir de dışarıdan yapılan bir takım eleştirileri, göğüsleme problemleri. Kısacası yani amatörlük bu işte. Zaten Zeki Bey şimdi amatör olarak zaten en çok bizim maddiyete ihtiyacımız var. Şimdi mesela en çok gerçekten şimdi başkanın da bilir yıllardan beri 8-10 sene uğraşıyor. En çok bizim şimdi mesela biz duyuyoruz işte Ballı Ligi'nde bir takıma kilometre başına 1.25 ne veriliyormuş. Mesela 1000 kilometre gittin atıyorum 12.5 milyar Ballı Ligi'nde. Şu anda amatörün en çok bunlara ihtiyacı ama var. Ama şimdi şöyle onda hocayı falan onda mesela masraf çok yani. Federasyon karşılıyormuş hocayı falan. Mesela Ballı Ligi'nde öyle diyorlar. 1.25 veriyormuş kilometre başına. İşte kaç kilometre? 1000 kilometre 12.5 milyar. 12.5 TL. İşte bizim en çok amatörlerde buna şeyimiz var. Şimdi ben şöyle para olayından öyle değil de şöyle düşündüm. Şimdi
reklam alıyor adam. Formaya reklam alıyor. Yıllardır biz de. Adam formada reklam ne yapıyor? 300 lira veriyor. Forma reklamı. Evet. Önüne çıt çıt. Hocam bak. Türkiye Futbol Federasyonu. Yani burada isim söylemiyorum. Ahmet, Mehmet, evet. Hasan, Hüseyin önemli değil. Türkiye Futbol Federasyonu. Milli takımının başına getirdiği antrenörün bir aylık, bak evet. Bir yıllık demiyorum, bir aylık masrafıyla bütün amatör döner. Bütün amatör kulüpleri ihya ediyor. Aynen Zeki Bey, katılıyorum size de. Şimdi mesela biz de duyuyoruz, İzmir'den bir takım atıyorum işte Van'a maça gidiyor, uçak biletini federasyon karşı hepsine. Veyahut başka bir işte Şırnak'a veyahut Mardin'e. En çok bizim amatörlere ihtiyacı var. Ama şey işte ben bunlara. Şöyle diyorum. Yani o konuda şöyle farklı bakıyorum. Yani para işi girdi mi sakat para işi amatörde. Para şimdi bak, işi ben para kaçırıyor. Ben paradan bahsetmiyorum. Yok, yardım olarak yani. Yardım amatörlere. Kulüplere var ya bak. Kulüplere dediği gibi yıllık belirli dediğiniz gibi yani bu yaşaması için İHŞ bedeli, hoca masrafı buradaki geldi sağ kiralıyor zaten hiç kimse. İtman sahası yok, maç sahası yok, tamam mı? Aynen. Bunlarla bir güzellik ama ne var? Kardeşim sen iki takımla çıkacaksın. İki takım zorunlu sana, üç takım ya da. Bunu yardım yaparım, bu yardım ama bunu bu statüye gelmen lazım. Bugün. Ha, şimdi kulüplere sen yani TÜFAT olarak evet. Diyorsun ki mutlaka bir antrenörle anlaşacaksın. Evet. Tabii. Bunun da bir mali ve var. Tabii, var. Şimdi kulüp hangi birini yapsın? Mesela Pınar Spor hangi birini yapsın? Şimdi ya bizim o şöyle iki tane aktarma yaptı. 1.400.000 gitti zaten. Hocayla anlaşma yaptı. 330 lira şeyi para sözleşti. Hocayla anlaşma yaptı. 300 lira da oraya gitti. Ya ülkede enflasyon yok. 200 liralık şey 300 oluyor. Sene katılım payı 700 bin. Katılım payı 700 bin. Hadi o da gitti. Ne kaldı? Sezon bitti zaten. Şimdi dedim ki Zeki Bey yani. Bitti. 18 tane krampon. Aynen. Bugün krampon değil, %4 krampon. Bunun yemeği var, yıkama var, işte forma yıkama temizliği. Yani bizim gibi sen arkadaşlar, işte başkanım da bilir. 8-10 sene. Şimdi Ali Mapaş'a gidiyoruz, yüzler hep aynı. Peki ben hep aynı. Çok merak ediyorum. O zaman niye yapıyorsunuz bu işi? Ya şimdi severek, sevdiğim bir şey. Amatör olduğum için ben inanır mısın? Antrenman olduğu zaman, yani bu sene pek de geçen sene 7'de evden çıkıyorum. Gece 1'de 12'de eve giriyorum. Hayır, dükkanı kapatıyorum. Gidiyorum amatör çıkan başına. Bu sene pek gitmedik de birkaç kere gittik. Yani sevdiğimiz için yapıyoruz bu işi. Şimdi i̇şte bu Sayın Başkanım da dediği gibi Ali Mapaş'ı da aynı insanlar. Yani biz de yapmasak kapanacak. Ya, 50 su yok, amatör takılsın. Şimdi ben o konuyu şöyle değerlendireyim. Yani tabii muhtarlığım da bunda etken muhakkak. Şimdi ben gelecek nesil nedir? Gençlik. İnsana değer veriyoruz mu? Veriyoruz. E bugün nedir? İşte Balıkesir PTT 1. lige çıktı. Bugün benim evdeki annem, ablam ya da komşumuz, teyzem Balıkesir televizyonda gördüm. Bu nedir? Reklamdır, markadır. Yani katma değer katıyor mu? Şehre katıyor. Ne diyoruz biz? Bu sene bu rüzgarla çıkalım. Doğrusu çıkatalım. Daha güzel olacak. Esnafımız kazanacak her şey. Biz maçlara gideceğiz. Ben gideceğim ama İstanbul'a, ama Ankara kesin gideceğim. Şimdi şuradaki bu sevda işi. Gerçekten sevda işi. Ha, insanlar koşurken cebinden parayı ve bedenen koşuyor. Bunlar ayrı konu. Ama bahsettiği şu yönden katılıyorum. Taşın altına elini sokan hep aynı kişiler. Tamam mı? Hocası da aynı. Malzemecisi de aynı. Aynen. Genel kaptan da. Çok farklı alamazsınız. Burada da görev şuna düşüyor. Dediğim gibi sponsor olayı. İş adamı. Ya ben 300 liraya bir reklam veriyorsun. Yani veriyorsun. Ben almadım ayrı konu da. Alamazsın. O parayı da alamazsın. Yok yok. Alır. Ben o parayı alırım. Ben öyle 300 liraya reklam koymam. Şimdi buraya bir reklam firmanı koyacağım. Forma yapıyorum. 900 lira 800 lira. Bize ne kulübe bir şey. O zaman Gaziantep Spor Kulübü'nün üzerinden reklamı ben almam ya. Zaten ben almam. Forma kaç para? 1.000 lira. 1.000 lira da kulübe versen ben hadi 2 haftalık çocukların gitti geldi. Niye? Ben reklam aldım. Benim sponsorum var. Şimdi bu sponsorluk yok ama biz buna da şükrediyoruz. Bunu şükretmeden kurtarmanın tek yolu var. Amatör nedir? Amatör. Bunun takımı sen müsabakaya sokman için dediğim gibi iki takıma, genç takıma, A takımı zorunluluğunu getireceksin. Süper'e çıkmış. Üstüne basarak diyorum. Kapanan Çayırsar. Başka kim kapandı bilmiyorum. Tatlıpınar. 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 İl Özel İdare. Bugün çıktı Tatlıpınar, Arap getirdi bir tane. Zencefilini getirdi. Evet. Güzel sevindik ya. Ne kadar güzel. Ne mutlu. Şimdi yoklar ama. Ne oldu? Ya böyle bir şey yok. Neden? Kulüp olmanın farzları var. Siz dediniz az önce. Niye bunu yapıyoruz? Ya biz bunu kapanmasın diye yapıyoruz. Ve de ben yine de söylüyorum. Bu sene gider. Seneye bakarsın birisi çıkar da ya bir yardım eder. Hep acaba gidiyoruz ama ne kazanıyoruz burada? Bu gençleri gördükçe her şeyi kazanıyoruz. Kendimizi unutuyoruz. Burada tek unutmayan bizi görecek yetkililer. Yani bizi der ki amatör. Para pul yine de aynen söyleyeyim. Çünkü para olayı farklı bir boyut. Yani karnına kimse para veremez.
parayı veremez ama parayı verecek kaynakları yaratmamız lazım. Ne yaradı ya bize? Paradan ziyade en azından yükün birazını paylaşarak. Ya İAŞ nedir ya? Ne yapıyor bunlar? Nereden ne alıyor? Ne kime? Faturasını ya, bunu şimdi... paylaşsın. O firma bunu paylaşsın. Bu firma Balıkesir bunu bir iş adamı öncülük yapsa buna ya da bir kulüp yapılabilse. Ben arıyorum yok. 10 sene yani 8 senedir arıyorum. Çok bir isim söylemeyeceğim firmalara görüşüyorum. Çıkarıyor bana kırmıyor veriyor. 300, 500, 1000 lira. Bizim makbuzunu kesiyoruz. Makbuz ayrı kesmek. 1000 lira bir kulüp yaşamaz. Yaşamaz. Ben bu hafta cumartesi pazar maçım var. 2 tane. Arabam kendime ne olsun? Hiçbir şey yapmadım 500 lira yazdım. Bu ne? Ayda hesapla işte 4 tane. Yarın U19'lar başlıyor. U15'ler başlıyor. Ayın 19'unda. Şimdi çocuklara bir şey vermiyoruz ama git gel bunların giydir, çamaşırını yıka. Bunların hepsi bir masraf var. Masraflı işimiz yok. Biz bunu ne yapıyoruz? Gerçekten Türk futboluna yani amatör spora faydalı olabilir. Ve ülkemize ama sportif alanda başarılı gençler yetişsin diye. Bütün kulüplerde öyle. Fazla bir şey yok. Amatörün sevdalı ama sevdiğimiz için oluyor yani bunlar. Ama yoksa buna federasyonun yapması şey gereken yani. Şu. Federasyon bizim dediğiniz az önce bahsettiğiniz çok güzel bir olay. Yani o parayı kulüplere çağırıp bu şartları taşırsan kardeşim sana veririm. Ama bizde o yok ki. Niye yok? Herkes kendi başına buyruk. Neden buyruk? Dediğim gibi işte geldi yine. Biz diyoruz ki bu sene Şubat'ta bitirdik mesela birinci amatörü. Mart'ta bitti. Seneye bir göreceksin. Çok güzel yapacağız. Yönetimi zor topluyoruz. Niye topluyoruz yönetimi? Yönetici ben sahilde. Ben nerede kongre yapacağım? Sen neredesin? 13'ten 9'a düşürürüm. 13 kişiyi olsun olacak. Katılım yok. Yönetici ne demek? Cebinden para veriyorsa koşacaksın arkadaş. Tabii, koşacaksın. İdareci. Ya çevreni kullanacaksın sponsor. Cemiyetçiliğin 3 tane şekli vardır. Amatörde de ben bunu gördüm. Bedenen koşarsın, paranla koşarsın ya çevreni kullanırsın. Amatör spor için bu geçerli, dernekçilik için de geçerli hepsi. Şimdi bize ne var? Ya zaten bizim takımdan bir şey gelmez. 2 haftadır üst üste yeniliyor. 5 haftadır yendi. Az önce ifade ettiğim gibi Galatasaray 2-1 yenildi. Fenerbahçe kendi sahasında berabere kaldı. Şu bilmem ne oldu. Bunlara biz deriz ki haftaya bizim takım ne? Bir de para veriyoruz. Yani buradan deplasmana maça gidiyoruz. İzmir'e İstanbul'a para veriyoruz. Amatör spora. Ya zaten ben atanıyorum ona. O kulüpten bir şey olmaz. Niye olmaz kardeşim? Amatör spora. Ben amatör spor maçlarını seyrederken Galatasaray'ın hiçbir tane lig maçını seyretmiyorum. Sadece şu an Avrupa maçlarını izliyorum. O da geçen yenildi. Bir berabere kaldı. Oradan sevindim. İnanır mısın? 8 yıldır amatör spora. Ali Hikmet Paşa'nın yani hangi takım yani hangi ikinci amatör, birinci amatör demiyorum. Hangi takım olsa 10 dakika seyredeyim. Çok keyif alırım. Bir de ufaklar var ya. U14, 15, evet. U13 yaş grupları var ya. 30 dakikayı yayıyor. 60 dakika futbol oynuyor. Bizimkiler yani çıta yükseldikçe 10 tane kamera koyuyorsun. Maçı veriyorsun. Maçın durma anı. Seyirci oradan bilmem ne. Amatör spor bu ülkede olmazsa işte milli takımın başarısı bilmem ne. Dışarıdan 10 tane adam getirsin. Bu kulüplere Gazi Osman Paşa, Pınar Spor işte diğer takımların hepsine sen verirsen ben adam yetiştireceğim. Bizim amacımız adam yetiştirmek, futbolcu yetiştirmek. Hocalarımız zaten bu sefer diyeceğiz ki hocam sen yoruluyorsun, senin yanına bir tane yardımcı antrenör. Ben bu sene onu yaptım. Müjdat Hoca'ya söyledim. Dedim hocam sen bunu zor yaparsın. Bir sene, iki sene yurttu. Üçüncü sene dedim hocam Almanya'dan, sen... Almanya'dan yetişmiş oyuncuyu alır oynatırız. Aynen. Brezilya'dan getirir. Aynen. Türkiye genç yapar, takımı başka oynatırız. Ahmet Keskin Hoca'ya ona verdim. Başkanım ve muhtarım dedi çok doğru, altyapı olması lazım. Altyapı olmadan bu amatör olmaz. Bizim sıkıntımız da o. Mesela bizim biz 7-8 yönetimdeyiz. Daha önce kulüp bizim kapandı bizden önce. İtalya'nın arası verilecekti bir şeyler oldu. Hep gençler işte Başak Spor'da bugün Belediye Spor'da Balıkesir Spor altı yapıda oynayan çocuklar var. Yani köyümüzden. Kapanınca yani oraya kaçtı gençlik. Tabii, bu sefer bizim de topçunun %80'i üniversite aksamlı. Yani köyden 3-4 kişi, 5 kişi veya da 6 kişi var bilemedim. Başkanım da çok doğru. Yani altyapı olmadan bu iş olmaz. Biz dönmez. Dönmez yani. Ya bugün Kesirven Köyü benim çok sevdiğim evet. Saydım. Bak bizim hiç bir grupta yok karşılaştık. Bir sene onlarladık. Evet. Onlarda filmin başkan vardı mesela. Kaç yaşında top oynuyor. Uğraşıyor hala. Gerçekten hoca şekli yönetiyor. Ama ne var? Köyden hepsi çocuklar. Bir evet. Top oynuyorlar çocuklar. Bir top oynuyorlar. Aynen. O bizim şampiyon olduğumuz sene. Çok da ama ne oldu? Arkası gelmedi. İşte askere gitti, öte gitti, altyapısı olmayınca. Başkanım altyapı çok önemli burada. Kaldı, altyapı, amatörün tek beyni altyapı. Ondan altyapı. Sonra da bu malzeme yardımı, işte malzeme kulübün yardım, yaşaması. Altyapı. Peki, son sözleri almak istiyorum artık, toparlayalım. Valla şimdi Zeki Bey, bu programa gelirken inanır mısın? İlk defa bir kulüp yöneticisi olarak böyle bir programa katıldım. Hiçbir düşüncem duygum, işte bana ne sorulacak, amatörle ilgili ne anlatayım, ama eksik falan. Sizin yarattığınız bu amatörle ilgili sizin bu konuda bilginiz, dağarcınız fazla. Onu gözlemledim. Ve güzel bir program yaptığınızı düşünüyorum. Burada katkı sağlayan İlhan Hocam'a, Feyyaz Genel Kaptanıma.
da teşekkür ediyorum. Biz Balıkesir'de yaşadıklarımı anlattık. Biz ben şahsım olarak söyleyeyim, bir kulüp başkanı olarak kimse A kulübü, A federasyonu, yani üzerine düşen varsa bizlerin dışında bu işten sorumlu olanlar biraz uyansınlar, bizlere yardımcı olsunlar. Biz 3 takımsa 4 takıma çıkalım. Biraz da bizi görsünler. Bizi görsünler diyorum. Ve bu düşüncelere sizlere teşekkür ediyorum. Buyurun İlhan. Bizlere böyle bir imkan verdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Amatör sporun yani sorunları bitmez Zeki Bey. Yani bu sorunlar yani devam edecek. Yani ben inanmıyorum yani bu sorunların biteceğine. Yani Balıkesir, biz birbirimizi tutmuyoruz. Yani ne bileyim, hiç bir başarılı hocamızın arkasında durmuyoruz. Yani herkes birbirinin kuyusunu kazıyor. Yani Balıkesir coğrafi olarak da çok iyi bir konumda. Yani buradan çok iyi sporcuların yetişmesi lazım. Balıkesir sporumuza da baktığımız vakit hiç Balıkesir'den bir tane oyuncuyu görüyorum herhalde. O da Ali Öztürk. Yani hepsi yabancı. Gönül ister ki Balıkesir Spor'da 8-10 tane Balıkesir çocuğu olsun. Yani altyapı dedik. Yani altyapılar yani göstermelik gelip oluyor. Gelip dayanıyor altyapıya. Yani gelip bir göstermelik altyapılar oluyor. Altyapı, yani bu işi, yani gerekli bir iyi bir altyapı oluşmadığı müddetçe yani hiç Balıkesir sporumuzda işte bir Ali Öztürk'ün dışında başka bir oyuncu görme şansımız yok. Vallahi bu amatör spora gönül veren başkanlarıma, yönetici arkadaşlarıma yani gönülden teşekkür ediyorum. Yani bu Balıkesir amatörü iyi yerlere layık. Yani iyi yerlere gelmesi lazım. Çok değerli bir gençlik spor il müdürümüz var, İlhan Aslan'a. Hakikaten o geldiğinden beri güzel çalışmalar yapıyor. Yani benim de gözlemledim. Yani bu işleri hep birlikte başkanıyla, yöneticisiyle, değerli müdürlerimizle, değerli hocalarımızla birbirimize böyle bilgi alışverişi yaparak, birbirimizi kırmadan, üzmeden, eleştirerek yani belirli bir yerlere gelmemiz lazım. Yani bir eleştiri yaptığımız vakit herkes kendi üstüne alınıyor. Yani bir şey gibi, ya bu eleştiriliyor, ya bunun iyisini yapma çalış. Yani bir noksanlık varsa olsun, insanlar iyi şeylere layık diyoruz her zaman için. İnşallah bu zorluklar, amatör sporun zorlukları biter. İnşallah, İnşallah. Biz de rahat ederiz yani bu konuda. Yani İnşallah. Bu programı bize sunduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Kares Televizyonu'ya şahsınıza teşekkür ederiz Zeki Bey. Yani bu amatörlerin derdini işte böyle haftada bir 15 günde bir şey yaparsanız yani çok iyi olur. Düşünüyoruz fakat toplu ama, şekilde daha başka kulüplerden de gelsin arkadaşlar. Şimdi amatörün derdi çok yani. Daha önce Şinasi Başkanı da katıldı. O 2010'da yaptı. Geniş çaplı yani gerçekten Şinasi Başkanı da o programı yapmak için adeta yani amiyane tabirle göbeğim çatlıyor. Doğrudur. Yaklaşık 150 kişiyi bizzat ben aradım. Doğrudur. Kendi cep telefonumla. Doğrudur. Dedim ki bakın yani biz herhangi bir sorun, herhangi bir mazeret veya herhangi bir şey öne sürmeden gelip herkesin konuşmasını istiyoruz. Tabii tabii. En doğru. Sadece yönetici değil, antrenör de, futbolcu ve futbolu şeyler. İdare eden kurumların yöneticileri de. Evet. Evet. Herkes gelsin konuşsun. Herkes derdini anlatsın. Sorun önerilerini sunsun. Sorunların çözümünü ortaya koysun. Bir şey elde edelim. Yani biz burada amacımız şu. Üzüm yemek, bağcıyı evet. dövmek falan Aynen. değil. Evet. Her yerde konuşuluyor amatörün sorunu var, sorunu var diye. Ondan sonra 150 kişiyi aradım. Kendim bizzat. 10 kişi toplayamadık oraya. Evet. Birçoğunu da gittim, iş yerinden ben getirdim oraya.
Şimdi böyle amatörün sorunu çözülmez. Biraz önce Sayın Başkan'ın dediği gibi ilk önce amatör kulüpler sorunun teşhisini yapacak ve tedavisini kendi uygulayacak. Nasıl uygulayacak? İşte bir takım kurumlar var. Bir takım sorunlar varsa bu sorunların iletileceği makamlar da var. Değil mi yani? Evet. Muhakkak. Çözüm sonuçta ortak. Çözüm bu şekilde bulunmalı diye düşünüyorum. Aynen. Zeki Bey, size ben bunu getirdim yanımda buraya da size vermek için getirmiştim. O artık şeyim bende, bunu kabul edersiniz masanıza, iş yerinize asarsınız. Teşekkür tamam ederim. Nazlı Pompa Spor Kulübü'ne bir hediyemiz olsun size. Ben de Balıkesir'in meşhur kolonyası, Zanos kolonyalarının bir kolonyasını hediye etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür çok ediyorum. Teşekkür. Biz de Balıkesir Spor'un bir çok kolonyası. Bak, Pınar Feyisan kolonyaları. Evet. Balıkesir Spor'un şişini yaptı. Gerçekten bu güzel bir kolonya. Feyisan kolonya olarak yaptırdı onu da. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada şimdi kolonyalar gelince tabii bütün izleyicilerimizin, bütün ulusumuzun, bütün İslam aleminin dolayısıyla kentimizin ve bütün spor camiasının Kurban Bayramı'nı da şimdiden kutlayalım. İnşallah evet, hiçbir doğru, sakatlığın, doğru, hiçbir olumsuzluğun yaşanmadığı bir güzel bir bayram geçiririz. Son kez bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Eşime buradan sevgiler, saygılar sunuyorum. Bu seviyeye geldiysem eşimin sayesinde geldim. Bir de pazar günü oynadığımız maçta çok sevdiğim Trabzonlu bir arkadaşımızın omzu köprücük kemiği kırıldı. Oğuzhan Doğan arkadaşıma. Geçmiş benim olsun. Geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Onu da çok seviyorum. Yani spor camiasına kazandırdığım bir arkadaşımız. Yani çok üzüldüm yani onun geçmiş için. Olsun. Geçmiş İnşallah olsun. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşur. İnşallah. Peki ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, bu hafta da maç yok. Milli maç var. İnşallah milli takımımız Estonya ve Hollanda maçlarını alarak bizleri tekrar sevindirir ve Dünya Kupası Brezilya hayallerimiz bu şekilde gerçekleşir. En çok Türkiye'nin orada olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü biz ülke olarak Dünya Kupası'nda oynamayı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Evet. İnşallah bu iki maçı kazanarak Brezilya'ya gideriz. Peki tekrar görüşmek ümidiyle hoşça kalın.